Ki beni şeytan yoldan çıkardı. Şeytan beni azdırdı. Yani şu söylediğiniz suçlamalar ben şeytan yüzünden işledim. Yani bir bakıma işte sen şeytanı yaratmasaydın ya da şeytan olmasaydı ben yapmazdım gibi bu anlama gelen bir itiraz. Allah dönüyor şeytana diyor bak bu seni suçluyor. Sen bunu yoldan çıkarmışsın da bu işleri bu o yüzden yapmış. Senin yüzünden yapmış. Ne diyorsun? Şeytanın Allah'a verdiği cevabı da Allah Kur'an'a iktibas etmiş. Diyor ki ya Rabbi beni yaratan da sensin ve benim hiç kimseyi azdırmaya, kimseye bir şey yapmaya, öteye böreye hiç gücüm olmadığını, böyle bir gücü de bana vermediğini de biliyorsun. Bu cevabı veren kendi zaafının faturasını bana çıkarıyor diyor. Yani kendi zayıflığının, kendi yaptığı şeye suçlu olarak beni gösteriyor. Sen biliyorsun gerçek nedir? Yani onun söylediğimi, benim söylediğimi sen biliyorsun. Şimdi bunu bilen bir insan işte beni cin yoldan çıkardı. Yok şeytan azdırdı işte şeytana uydum da kafayı çektim. Şeytana uydum da adam öldürdüm. Hani mahkemede hakimin karşısında bile söylüyor kimi insanlar. Efendim şeytana uydum da işte bu evi soydum. Yahut şeytana uydum da ve ilahir. Bunların hiçbir anlamı olmayacağını, böyle mazeretin ahirette kabul görmeyeceğini, bunlardan mazeret olamayacağını açıklayan elimizde sağlam hüccet olunca karşımıza çıkan bununla çelişen şeyleri rahatlıkla elimizin tersiyle itebiliyoruz. Sağlam kriterler sahibi olursa insan, eşyanın tabiatının sahibi tarafından bildirilen ölçüleri ölçü edinirse, neyin eğri neyin doğru olduğunu daha rahat ölçebilir, biçebilir, değerlendirebilir. Evet, bu konuyla ilgili sorumuz var mı? Şeytanın bir sözü var. Bana kıyamete kadar müddetler. İşte onların yollarına duracağım. Önlerinden geleceğim. Arkalarından geleceğim. Sağlarına geleceğim. Sollarına geleceğim. Onları saptıracağım. Onların çoğunu şüphedici bulamayacaksın diyor. Bu ayeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim bu ayette bu şeytanın arzusu olarak değerlendiriyorum acizane. Yanlış düşünüyor olabilirim. Eksik düşünüyor olabilirim ama şeytan bunu arzu etmiş olabilir. Yani filan adam da çıkar efendim ben Allah'a yolunu şaşırtacağım da diyebilir. Böyle diyen de çıkmış dünyada. Ama şaşırtabiliyor mu, şaşırtamıyor mu? Ona verilen imkan nedir? Yapabilir mi, yapamaz mı? Mesela birisi çıkıp diyebilir ki ben 100 kilometre süratle gelen 30 ton yüklü bir tırı durdururum. Yani bileğimle durdururum diyebilir. Hadi bakalım yani akıl var yakın var olacak iş değil ama ondaki güçle bundaki gücü kıyas ettiğiniz zaman olmaz diyorsunuz. Daha görüyorsunuz ki tır değil bir adam kendi gibi bir tıra da vurdu mu tuzla buz ediyor. İkisi de tuzla buz oluyor. Gerçek buyken, gerçeğin bu olduğunu görmüşken kimsenin iddiasına bu konuda metelik vermiyor ve gerçeğin kendisine bakarak diyorsunuz olmaz böyle şey. Hadi olmaz böyle şey. Şimdi şeytan Allah'tan bunu talep edebilir ama Allah ona mühlet veriyor fakat şey vermiyor yani güç vermiyor çünkü diğer ayette gücü olmadığı açıklanıyor. Şey diyor yani ben salih kullarıma senin kötülüğün olmayacak. O kadar. Olan diğerleri yoldan çıkaracak. Salih olmayan kul kendi yoldan çıkıyor zaten. Yoldan çıkınca da diğer yol onun yolu. Onun yoldaşı oluyor kendiliğinden. Bilmem anlatabiliyorum. Yani mesela ben uygun, vahyin benden istediği uygunluğa kavuşmaya çalışan bir insan olmaya çalışıyorum. Bekir amca. Dolayısıyla çok sessiz bir şekilde lütfen. Bu durumdaki insana şeytanın yapacağı bir şey yok Allah-u Teala'nın da buyurduğu gibi. Öbür insan zaten ya bir insan ya salih olacaktır ya salih olmayacaktır. Böyle 50 çeşit 40 türlü alternatif de yok bu işte. Böyle olunca sen salih olmayı tercih etmiyorsan kaçınılmaz olarak salih olmamayı tercih ediyorsun. Şeytan da salih olmayan yolda o zaman şu yolda gidenle ben karşılaşırım. Bu yola girmeyip iki yol varsa öbür yolda giden de filana arkadaş olur. Yani Hicaz'a giden hacı arkadaş olur. Kana film festivaline giden de film arkadaşı olur herhalde. Yani ne olacak? Oraya giden hacı arkadaşı bu film arkadaşı olacak değil ya. Değil mi? Hangi yolda suya gidiyorsan su arkadaşısın. İşte mercimek biçmeye, yolmaya gidiyorsan mercimek yolma arkadaşısın. Askere birlikte gidiyorsan asker arkadaş oluyorsun. Yani askerde tanışan okul arkadaşı olmuyor. Okulda arkadaşlık eden okul arkadaşı oluyor. Bunun gibi tıpkı işte iki yol var. Salihlik yolu var, uygunluk yolu, vahye uyarak yaşama yolu. Bir de onu saymayarak yaşama yolu. Onu saymayanların yolu şeytanın yürüdüğü yol. Orada onunla arkadaş oluyor. Ama salih olma yolunu tercih eden de salihlerle. Salih kim şaşırtacak? Yani doğru yolu tutan kendi iradesiyle çıkarsa çıkıyor. Çıkmazsa ne diye? Bilmezlikten çıkabilir. Bilmezliğini de giderme imkanı vermiş Allah kuluna. Akıl vermiş. Araştırma yeteneği vermiş. Sorma
şeyi vermiş değil mi? Yani evet. Sorabiliyorsunuz mesela bir insan hayatında ilk defa gittiği bir yere de gidiyor. Biz diyelim Tahran'a giderken ilk defa gidiyorduk ama kuzumuzu bulduk. Efendim Sivas'a vardık, oradan Erzincan levhası, bilmem Erzurum haritaya da bakıyoruz derken işte Gürbülağı bulduk. Gürbülağı geçtik öte tarafa, Mahu'yu bulduk. Mahu'dan nereye? İşte bu yolu takip edin ha, müstakim gider. Tamam müstakim yani dost doğru gittikçe Miyane etti, yok bilmem neydi derken Tebriz'e vardı. Tebriz'den işte Gazvin'e derken Tehran işte yollar, levhalar bilmem neler de gösteriyor, bulduk. Yani ilk defa gitmek demek mutlaka şaşırmayı gerektirmiyor. İnsan sonra sonra Bağdat bulunmuş derler, deneyimin birikimin sonucu sözler bunlar. Hangi yolu arıyorsanız, ona girmek istiyorsanız oraya giriyorsunuz. Yani buraya gelirken işte bir otoyol var, bir de eski Adana yolu var. Tercih senin, iki yol daha başlamadan. Biliyorsun otoyola giriyorsun, otoyoldan geliyorsun. Biliyorsun eski yoldan, ha babam de babam, virajlar, kıvrımlar, rampalar seni karşılıyor. Yani diyelim o yol şeytanın yolu, belki de salihlerin yolu. Bir salih yola giren adam, salih yol o kadar kolay, o kadar akıcı, kaç şeritli, 500 şeritli, git gidebildiği kadar bas kaza. Öyle ama öbür yol öyle değil. Öbür yol çok inişli, yokuşlu, rampalı, virajlı, şeytanın yürüdüğü yol. Yani salih olmayan yol. Şeytana yetki vermediğini Allah, şeytanın arzusu bu olabilir. Yani nitekim ayetten de o anlaşılıyor. Şeytan bunu talep etmiş ama Allah şeytana bu böyle bir yetki vermemiş. Yalnız mühlet vermiş. Yani mühlet verdiğini biliyoruz ama yetki verdiğiyle ilgili bir şey yok. Nitekim diğer ayette yetki vermediği sarahtan anlaşılıyor. Yani sen diyor bana böyle bir yetki vermedin. Benim de böyle bir gücüm yok. Onlar kendileri sattılar ama faturayı bana çıkarıyorlar diyor şeytan. Yok yalan söylüyorsun demiyor Allah bunun karşısında. Demek ki gerçek bu. Evet. Sağdan yaklaşması olayı acaba şöyle olabilir mi? İnsan salih amel işlediğini zannediyor. Kur'an'ın vahiyinden de haberi. Kulaktan dolma sözler var. Şeytan ona vesvese veriyor. Sağ taraftan yaklaşıyor. Arapça okuyor Kur'an-ı Kerim. Namaz kılıyor. Tesbih çekiyor. Gece namazı kılıyor. İşte kendi şeyi kılığında şeytan geliyor. Öyle bir görüntü. O da kendisinin doğru yolda olduğunu zannediyor. Ve Allah'ın sırat-ı müstakim yolunda değil de onun tersi dışında hareket ediyor. Sağdan yaklaşma olayı böyle olabilir mi acaba? Yani sağından solundan yaklaşırım derken onun bir şey yaptığından değil. Yani insanoğlu şu kadar doğru giderken bir bakarsın direksiyonu sağa çekmeye başlar. Bir bakarsın sola ama kendi tutuyorsa ne sağa çekerek sağa şarampula ne de sola çekip nihayet yolun soluna şarampula inmesine onu tutan ellerin sahibi olarak engel olabilir. Mesela benim bir gün geliyor diyelim bugüne kadar ihtiyaç duymadım. Bugün ya işte bana da bir işte bilmem kaç milyar çıksa da işte bak bir sürü yapmayı düşündüğüm iş var yapamıyorum parasızlıktan deyip duruyorum. Hadi bakalım yani sola çekiyor direksiyonum diyelim işte bir piyango bileti alayım da bilmem ne dedim. Bu işte sapmadır yani yürüyüp gittiğim yoldan bir sapma. Kendi zayıflık göstermemin sorucu sapma yoksa beni kimse yanlış levha dikerek falan saptırmış değil. Bilen insan ya da doğruyu arayan insan için söylüyorum fakat bilmeyeni aldatmak, yanlış tarifler yapıp, yanlış yerlerde aradığı yeri göstermek, aratıp durmak boş yere mümkün. Bana Mersin'de birisi adres sorsa da ben de ona bilmediğimi bildiğim halde hainliğimden adres tarif etmeye kalsam o da bilmiyorsa ayvayı yedi akşama kadar Mersin'i dolaşsın dursun. Aradığı yeri bulamaz. Perişan olur bir sürü benzin yer. Ama bu cehaleti gidermek mümkün. Mesela ben ne yapıyorum? Sorduğum adam ya adam gibi diyor ki ben bilmiyorum ben de yapacağım o zaman hiç sormamış gibi sayıyorum kendimi. İşte dört adım daha gidip bir başkasına işte hanımefendi beyefendi ne var biz bilmem ne caddesini arıyoruz ne tarafta. Zaten bilenle bilmeyen konuşma tarzından belli oluyor yani anında sondaj yapıyorsunuz ya öyle sokaklar da hain dolu değil yani. Bilen gayet kendinden emin şöyle diyor biraz daha gidin işte iki ışık sonra sağda mobil var oradan işte sağa döndünüz mü mobili geçince o aradığınız caddeye girersiniz. Yani o kadar emin, o kadar ezberi anlatıyor ki adam hakikaten onun bildiğiyle ilgili güven duygusu geliyor size. Fakat birisi ya şu tarafta olacak ne tarafta filan yani daha sana tarif ederken kendinin bilmediğini açığa vuruyor. Öylesine sen teşekkür ederim ben başkasına sorayım anlaşılan hatırlayamayacaksınız filan gibi nazik bir iki sözle yanından uzaklaşıp başka bilen birini arıyoruz. Yani şeytan sağından solundan insan hani kumardan başlayabilir namazı, terk etmekten başlayabilir yani eğrilmeye. Efendim dinadan başlar, hırsızlıktan başlar, kumar, suistimalden başlar yani bir sürü şey var. Ama her halükarda sağdan da başlasa, soldan da başlasa zaten orta yolda gitmeyi terk ettiğine göre
yani ana yoldan çıktığına göre ha sağ tarafa çıkarmış araba ya sol tarafa yolu terk ettikten sonra yanaşırmış. Yani sapmak istemeyen şeytan nasıl sapacak? Yani Ömer İbn-i Hattab'ın tabancası tüfeği yanında Kalaşnikov vardı, ondan mı yanaşamadı? Ya da Ebu Bekir'in ya da Peygamber'in? Yok. O yanaştırmıyor. Yani tavrı itibariyle mesela sen dürüst olarak tanınan, bir lokma haramda gözü olmayan bir insan olarak tanınan birisiysen, birisi gelecek kabak gibi damdan düşme, sana ne var? Gonca Hanım hadi beraber şu apartmanı soyalım diyecek. Ödü kopar be, yani bunu ağzından kafasından geçirirken bir kere çekinir. Bırak ağzından çıkarmayı. Yani ne yapar? Mesela kadın var, giderken rahatlıkla birisi laf atabiliyor. Yürüyüşünden, ötesinden, berisinden bakıyor. Niyetleniyor adam. Demek ki bu hazır buna diye uygun görüyor. Örtülü birine adam gibi hanımefendi giden birine mesela, yahut açık da olsa öyle kadınlar var ki hiç kadınlığını hatırlatmıyor. Misal önüne gelen de hiç kimse laf atamıyor. Aklından da geçiremiyor. Yani dikkat ederseniz böyle bir şeyi dışındaki veriyor ona. Yani o ümidi o veriyor. Mesela benim sizinle aramızdaki ilişkilerde size ben işte daraldığınız zaman hiç çekinmeyin, ne kadar isterseniz para verebilirim filan türünden şeyler söylüyorsam mesela ve varsa da bunu da görüyorsanız daraldığınız ve ihtiyaç duyduğunuz zaman aklınıza gelecek isimlerden biri de ben olurum. Ama meteliksiz biri olarak tanıyorsanız ne kadar iyi olursam olayım, paraya ihtiyacınız olduğu zaman aklınıza geleceklerden biri ben olmam. Olsa olsa şöyle, yahu keşke o zengin olsa da ondan isteseydim, iyi bir adam verirdi diye gelir. O kadar. Yoksa ihtiyacınızı göreceğini düşünmezsiniz. Niye? Adam kendi ihtiyacını zor karşılıyor mesela. Yani bu kişinin dışında bıraktığı, dışındakiler üzerinde bıraktığı intibayla, izlenimle alakalı. Şeytan da herkesten ümitlenemiyor. Yani Peygamber öyle şeytan eğer bu işte kazançlıysa, kazançlı çıkacaksa Peygamber'i yoldan çıkaraydı, işi temelinden bozardı. Hadi çıkarsın bu kadar. Zaten müheyyalarla düşüp kalkıyor. Yani hazır, meyilli, o tarafta yani olanlarla düşüp kalkıyor. Onlarla işi gücü. Sen ki ona metelik vermiyorsan ne işi var senin? Nasıl yanaşacak? Yani diyelim işte bir mafyacı adam benden ne işi olabilir? Benim onunla ne işim olabilir? Olsa olsa irademiz dışı ikimiz de mahpus ediyoruz ben inancımdan dolayı. O da yediği halttan dolayı da işte bir koğuşta hasbelkader tanışırız Süleyman Sırrı Prodan'dan arkadaş olduğumuz gibi. Benim ne işim var? Alemin mihribellisiyle tanışmaya, arkadaş olmaya. Ama hasbelkader o da tıkılmış, ben de tıkılmışım, mahpusta tanışmışım. Ama ondan sonra da tövbe tanışmamışa dönmüşmüş. Ama aynı düşüncede, aynı yolda yürüyen insan olarak bakıyorsun, birisi Hanya'da, birimiz Konya'da olsak gene de birbirimizi arıyor, buluyoruz. İşte şuradaki mevcudiyetimiz de bunun göstergesi değil mi? Bir sürü tanıdığımız var, niye? Herkesle beraber değiliz de, düşüncede, böyle inançta olan insanlar olarak buradayız. O düşünceler bizi çekip getiriyor bulunduğumuz yerde. Söz verdiriyor ve söz verdiğimiz yerde buluşturuyor, buluşuyoruz ve görüşüyoruz. Evet. Abi burada şeytanın Hazreti Adem'in yoldan çıkarması, ona suç işletmesi söz konusu değil mi? Efendim suçu isteyen Adem. Şeytan günah münah kazandığı yok biliyorsunuz. Yani tabii. Bu işler. O da şeyin, yani şeytanın yaptığı sanılan simgesel olarak aslında suç işleme sorumluluk insanda var. Şeytanda sorumluluk var mı? Etkileyemez dediniz de şeytan, insan etkileyemez. Yok, yani birisi söyleyebilir efendim, etkilemez, söyleme. Mesela bana da vaktiyle şimdi diyen olmuyorsa bile vaktiyle gel ya üç içelim. Gel bu yılbaşı gecesini kutlayalım, sen hiç kimseden duymadın bugüne kadar. Kim duymadı ki? Gel bir günlüğü piyango bilet alalım, gel şu kızların peşine takılalım. Yani bir sürü iş çoğaltabilirsin mesela. Ama sonuç sana bağlı, yani sen evet dersen oluyor o iş. Ha? Evet demezsen olmuyor. Vesvese de öte bir şey değil. O kadar yani. Vesvese de şüphe. Vesvesesini gidermek insanın kendi sorunu giderebilir. Yani ben senden şu konuda şüpheleniyorsam ciddi olarak gündeme alırım, araştırırım, ederim filan. Ya vesvesemi gerçeğe dönüştürerek gene vesveselikten çıkarırım ya da diyeyim yani diyelim ki katil diye düşünüyorum. Söz gelişi söylüyorum. Ya arar bulur delillerini filan bulur katil bu adam derim ya da bu araştırmam sırasında hiçbir delil elime geçmez. Ya o da ne demek? Çıkar aklından. Bu adam zanlılar arasında olamaz yani. Katillerin katil olması muhtemel değil derim. Yani her halükarda üstüne düşüldü mü vesvese ortada kalmaz. Gerçek çıkar ortaya. Katilse katil, gerçeği değilse değil gerçeği çıkar. Ama gerçek çıkar. Vesveseyi üstüne yürüme giderir. Üstüne yürümez oturup durursam vesvese olur çıkarsın yani. Öyle değil mi? Nitekim de kimi insanlar var bakarsın. Hiç halletme yoluna gitmez, tevessül etmez, kurar durur, kurar, kurdukça kafayı bozar, kafayı bozdukça kurar derken sonuçta Bakırköy'lü bu.
Öyle olmuyor mu? Yani şöyle diyebilir miyiz abi? Kişi vahşi yaşamayı terk ederse, hevasına uyarsa, bitmiş zaten. Şeytan ona kılavuzluk yapar. Efendim şeytan, vahye uymayı zaten terk etme zaten şeytanın işi. Yani onunla iştaş, iş arkadaşı oluyorsun yani zaten iştaş diye yeni bir salih şey. Salih kullar böyle bir etkisi olmaz şeytan. O kadar yok. Allah böyle vaat ediyor. Ama vahyin dışına çıktı mı kişi şeytanın kılavuz oluyor. Yani ben hilebazla arkadaş değilsem nasıl ondan hilebazlık öğreneceğim? Adamla görüşmüyorum bile, adamla tanışmıyorum bile. O zaman ama arkadaş olur, ilgi gösterir filan, ya bana da öğret, şunu nasıl yapıyorum, bunu nasıl yapıyorum, şurayı nasıl soydum, şunu nasıl kandırdım, buna ne kazığı nasıl attım, öğrene öğrene, imrene imrene de soruyorsan derken günü bir gelir sen de üç kağıtçının teki olur çıkarsın yani. Ama hiç meylin yok, merhaba demeye, öyle birisinin yüzüne bakmaya niyetin yoksa rüyanda mı sahtekar olacaksın? Rüyada yapılan işlere de günah yazılmıyor, sevap da yazılmıyor zaten. Bunlardan çıkardığı sonuçlarla daha güçlüleri şekillendirmeye kalkınca bu sefer şey gibi oluyor. Yani mesela diyelim şu duvarın rengi çok açık gri. Ama siz ona orijinal rengini görmeden renkli bir gözlükle bakıyorsanız, yani onunla sizin aranızda perde olan şey sizi onun gerçek rengini tespitten, teşhisten uzaklaştırıyor, alıkoyuyor. Hani meşhur Kayserili hikayesi var ya, işte ot veremiyormuş da samanı yeşil görsün diye ata yeşil gözlük takmış filan. Öyle olunca tabii saman yeşil oluyor. Çünkü yeşil gözlük ne yapacak? Yani başkası da yapmış olabilir. Öyle anlatılır. Mesela Allah'ın sözü olduğu kesin olan ayetler dururken peygamberin söylediği ihtimali zayıf ya da güçlü ama her halükarda üzerinde zan bulunan bir söze Allah'ın kesin olan ayetini kurban ettin mi ortalık berbat olup çıkıyor. Bataklığa dönüyor. Olmuş da dönmüş de zaten. Daha yani ona onu bırak. İşte filan evliya Efendimiz Hazretleri'nin şu müceddidü elfisani bilmem ikinci şalis filan onların sözlerine daha kurban ediliyor. Yani bırak sen sokaktaki insana soruyorsun deliline kitap sünnet icma ümmet kıyası fukaha diye ezbere papağan gibi çoluğu çocuğu alimi cahil söylüyor ama pratikte tövbe kitabı hiç sıra gelmiyor. Zaten abdestsiz dokunulmaz, her zaman açılmaz, açsan da anlayamam. Biz alimler dururken olur mu yani? Bu kadar engelli bir koşuyu hangi yiğit bitirecek? Aşacak, yani ipi göğüsleyecek mümkünatı var mı? Çok şey kurban ediyor. Mesela geleneksel bir düşünceniz var. Efendim ehli sünnet vel cemaat deyip tutturmuş. Ne olduğunu da anlat desen eline kalem kağıt da verecek. Dört satır yazacak halin yok diyelim. Ama ehl-i sünnet dedim şöyle bir dakika asılıyor, hava atıyor. Yani biz birinci sınıf vatandaş dindarık der gibi. İşte Şia'ya sorarsan o da ehl-i teşayyu dedim mi kasılıyor ki ne kasılma. Tabii hepsi birbirinden beter bu konuda yarış halinde. Peki nedir babam? Yani tamam kelime itibariyle ehl-i sünnetle ehl-i teşayyu hiç farkı yok. Kelime itibariyle. Fakat pratikte ve sonuçta aranızdaki bu binlerce, binlerce kilometrelik fark ne? Ehl-i sünnet peygamberin yaşadığı gibi İslam'ı yaşama yolu tutmak demek kelime manası. Ehl-i teşeyyuh da en iyi peygamberi, en iyi izleyen Ali. Ali'nin taraftarı yani Ali gibi peygamberi izleyen olmak işte aynı kapıya çıkan kelime manaları. Böyle başlamış yani ta başlangıçta böyleyken ufak sapmalarla aradan geçen zaman içerisinde hani şuradaki mesafe 1 milimse şuradaki mesafe bakın 6 milime çıkıyor. Yani iş uzadıkça, yıllar geçtikçe ulaşılmayacak, ses duyurulmayacak kadar birbirine uzak kalmışlar. O onu tekfir etmiş, o onu tekfir etmiş. Hala da öyle yani İran'da ehl-i sünneti kafir bilen dünya kadar adam var. En basitinden Mehdi'ye inanmıyor diye. Burada da bırak ya onlardan Müslüman mı olur? Ali'ye Allah diyor. Hani Ali'siz hiçbir işi düşünemiyorlar. Çorba yapsa, baklava yapsa, hamsi pişirse hep Ali. Her iş Ali. Ya bu kadar olur mu? Her iş ancak Allah'la ya. Allah'ın kullarıyla olur mu? Allah'ın kullarının hangisi yetişebilir bu kadar işe? Yok, hiç düşünmüyor. Bu peşin fikir, bu ikinci derecede şey. Mesela pratikte burada nasıl efendim mübarek Rabbani'nin mektubatı, yok bilmem kimin hadikası, yok bilmem kimin karaladığı barikası, cartçuk, baş kitaplar ise orada da neydi belirsiz, fazla da sıhhati bulunmayan örneğin Nehçül Belava, Allah! Kur'an'dan çok neredeyse yani el üstünde. Şimdi olmuyor. Yani neyi neye kurban ediyorsun? Mesela bir insan dikkat edilirse diyelim ki bir sene hapis aldınız. Hapis cezanız var. Kaçacaksınız. Kaçmak için başvuracağınız şeylerin yakalanmanız halinde cezası bir seneyi aşmamalı.
Hatta bir sene bile olmamalı. O zaman hac emrini aşağı bindirdim. Yani o hapisten kurtulayım diye yaptığın iş sana gene bir sene, bir buçuk sene hapis getiriyorsa o zaman hac emrini aşağı bindirdim. Yani ne anladık bu işten? 2-3 aylık yani 1000 lira kazanmak için bir insan diyelim 500 lira, 800 lira, 900 990 lira masraf eder. Hadi 1000 lira eder. Emeğim havada kaldı. Ama 1000 lira kazanmak için 10.000 lira masraf edilir mi? Eden adama ne gözle bakılır? Bunun bir noksanı var, gözüyle bakılmaz mı? Siz Allah'ın ayetlerini anlayacağım diye kullarının sözüne başvuruyorsunuz. Ona birincilik tanımanız gerekirken onu en sonuncuya alıyorsunuz pratikte, teoride başta olmasına rağmen. Ve bir türlü de işin garibi ona sıra gelmiyor. Kendisine sıra gelmeyen şey, ya annene söyleyip duruyorum büyüdüm, anne daha mantığı yapmayı ne zaman öğreteceğim bana? Neden? Hele öğrenin bakalım kızım, hele öğrenin kaç yaşına, gelin geçen, gelin olun, geçen giden, daha da mantığı yapmadan geçip giden. Hiç sıra gelmeyen şey sona kalan dona kalıyor. Kur'an'da sona kalmış, dona kalmış. Yani hiç kimsenin ondan haberi yok. Bu devrin insanları Hacı Bilal mesela okuması yazmış olmayan köle olan ama Kur'an'la muhatap etmiştir. Yani o Kur'an'ı anlayabilecek seviyede kendisini görüyordu, peygamber de görüyordu ve onları anlatıyordu. Ümmet-i Allah'ı mesela. Bu insanlar hepsi kendisini Kur'an'la muhatap olarak görüyordu ama maalesef şu çağda ilerlediğini söyleyen insanların birçoğu kendisini Kur'an'la muhatap görmüyor. Görmüyor, görmemesi gerektiğine inandırıldığı için görmüyor Salih Hanım. Onun için biz ne yapıyoruz? Bize düşen iş, babam sizi yanıltmışlar, öyle değil. Asıl ve birinci derecede Kur'an'la mükellef. Siyasi polis müdürü bana soruyor, büroma bomba koymuştu iddiaciyeciler. İşte gittik ifade veriyoruz filan, ne oldu, nasıl oldu filan. Dedi ki adam, biri ara Burhan Bey, geçen bekçisi vurmuş onu yaralı hastanede, 6 kurşun atmış filan. Neyse. Dedi, neden yani bu Müslüman gruplarla aranızda ne var da böyle yani büronuza getirip bomba koyuyor, şakası yok, 9 katlı apartman uçuracak bomba, Allah'tan patlamamış ya. Niye koyuyor? Dedim vallahi şöyle, sokaktaki bir insana sorar gibi sorayım yani, elimde mikrofon, hani kameraman var, ben de muhabirim, efendim işte Müslüman mısın? Müslüman. Evet. Allah'a inanmıyorsun. Evet tabii yani Müslümanım diye bunları sıralayacak. Muhammed işte onun kulu ve son elçisi ve son elçisi ve kulu. Evet. İşte öldükten sonra dirileceğinize inanıyor musunuz? Evet. Peki hesaba çekileceğinize inanıyor musunuz? Evet. Yani Müslüman bu sorulara hep evet 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 diyecek. Hayır denecek sorular değil. Peki Ebu Hanife'nin fıkhından mı hesaba çekileceksiniz? İmam Şafii'nin mi efendim? İmam Cafer'in mi, İmam Zeyd'in mi, yoksa Ercüment Özkan'ın iktibasından Said Nursi'nin risallerinden mi, yoksa Kur'an'dan mı diye alternatifli tek soru değil de böyle sordum. Şimdi ilk defa karşılaşıyor olsa bile şöyle bir duracak edecek, yani normal bir insan düşünmeye çalışıyorum da, tabii Allah'ın kitabından, Kur'an'dan diye cevap vermeli. Yani öbürünü koyacak bir kap bulacağını sanmıyorum. O zaman efendim dersimizin adı belli oldu. Kur'an'a çalışacaksınız, imtihanı ondan gireceksiniz deyip çekileceğim. Yani şimdi biz böyle diyoruz diyorum. Onlar yok. Necip Fazıl'ın kitaplarını yok. Said Nursi'nin yok bilmem ne. Mesele bundan kaynaklanıyor Müslümanım dememize rağmen. Anlatabildim mi dedim adama. Dedi çok iyi anlattın. Bir reklam var ya onun gibi oldu. Hakikaten öyle oluyor. Yani teorik olarak bu sorulara şu cevabı vermeyecek adam bulamazsınız. Ama pratikte öyle olmuyor. Alışkanlıklar insanları çekip götürüyor yani. Mesela sol elle alışmışım. Hep aklımda tutayım da sağla yapayım diyorsun filan. Bir bakıyorsun hiç farkında olmadan gene solak solak gidiyorsun yani. Misal onun gibi bu alışkanlık terk etmek güç bir iş. Belli yaşa gelene kadar bir insan düşünmeye başlayana kadar dağda yetişmiyor, büyümüyor. Kimsesi bir kavanozda da büyütmüyoruz onu. Bu toplumun içinde ailesinden başlayarak okulu, asker ocağı, sokağı, mektebi değil mi? Orada artık ne camiye gidiyor dini adına, orada bunu duyuyor. İşte tanıdığı bir hacemizi var, Hecaz'a gidip gelmiş, ona gidiyor, bunu duyuyor. Efendim filan alim gelmiş, onu dinlemeye gideyim, şalvarlı, sakallı, full aksesu var. Onu dinlemeye gidiyor, aynı şeyi duyuyor. Yani herkes üstüne, berçin, berçin. Bu fukara o berçinlerin alayını birden nasıl koparsın, nasılsın yani. Kolay bir iş değil. Bir de hiçbir şey de bilmeyince dayanacağı bir şey yok. Yani bir ağırlığı iteleyeceksiniz ama bir yere dayanıp kuvvet alırsanız itekleyebilirsiniz. Yoksa mücerret şöyle durup da bir ağırlığı itekleyemez. Örneğin bir kasayı bir yere dayanacak, sırtını bir yere vereceksin. İşte sırtını vereceğin yer sağlam bilgi. Kendi tahkikin, ulaştığın doğrular. O sağlam yani ona dayandım, o geri gitmez. O seni tutar orada. Oraya dayanarak öbür hurafeleri tepikleyebilir, itebiliyor insan. Ama kendinde hiçbir şey olmayan adam neye dayanıp da bunu yapacak?
Daha daha diyor ki ya kim uğraşacak, bakıyor çok çetrefilli, zor mor görüyor diyor. Elden gelen düğün bayram yani. Böyle belledik, böyle gider yani. Kimse rahatsız olmuyor, sen niye rahatsız oluyorsun diyor. Öyleyse sürdür bu yolu, bu gidişi. Bu da tabii nefsin aczinden yani kolaylık. Aslında din bu kolaylıktan daha kolay. Bu tür kolaylık rahatsız edici bir kolaylık. İtminan vermeyen bir kolaylık. Akla ikna etmeyen, insan haysiyetini düşüren, insanı onurdan mahrum bırakan bir kolaylık. Din ise bilakis tam tersi, insana şahsiyet kazandıran, insana onur kazandıran, kişilik kazandıran bir kolaylık. Din hakikaten zor değil. Sonrakiler onu zorlaştırmış. Yani biz az mı karşılaştık hepinizin tanıdığı şeyler? Namazın sünnetlerini de, salaten tuncuniye de, şunu üç kulhal bilmem neyi de dinlesen yok, son tesbihi, duadan da gittim, sevabından mahrum kaldı gidiyor diye böyle acıyarak bir sürü bakan adama rastlarsın camide. Hal kılar çıkarsın hepsi bu kadar. Hiç yani. Ama işte öyle görmüş, öyle alışmış, nasıl bunun dışına çıkacak, nasıl gücün yetecek? Yani ben şimdi küçükken nasıl Mehdi'yi yok diyeyim buna? Kimsenin demediği, hiç duymadığım bir şey. Ya varsa da beni çarparsa, buyur, alır göğe kaldırırsa. Yani neler anlatılıyor öyle abartılı, düzme. Ama okudukça ayağın yere değdin mi? Yüzme bilmeyen adam beni denize kalksan ödüm kopar. Hele biraz karaya da uzaksa ayvayı yedim. Ben orada durduk yerde boğulurum. Ama yüzmeyi bilen adamı okyanusun ortasına atsan ne yapar yapar. Kah sırt üstü yüzer, kah düz yüzer, kah kurbağalama bilmem ne, yani bir gemi, bir kayık geçene kadar idare etmenin yolunu bulur ama bilmeyen adam ne kadar idare edecek? Bütün mesele sağlam bilme, onu sağlamı arama ve sağlam insanı yaşatır, sağlam hayat verir. Şefaat, Arapça bir kelime, bildiğimiz gibi Türkçe karşılığı da yardım demek. Şefaat etmek, yardım etmek, şafi, yardım edici ve ilahir. Kur'an'da içinde şefaat kelimesi ya da şefaatın türevleri geçen ayetlere bakıldığında ilk nazarda anlaşılması güç, buna neden olarak da çelişkili gibi görünen veya ona muttali olmayan, okuduklarını yerli yerine oturtamayan açısından çelişkili imiş gibi bir manzara gösteren ya da kişinin, kimilerinin öyle gördüğü bir görünüm var. Bu konu gündeme Kur'an'a bakıldığında Kureyşlilerin yani Mekkelilerin putlara yaptıkları prestij, putlara tapınmaları, onlara kurban kesmeleri, itibar etmeleri, önlerinde faloku çekmeleri, onlardan bir şey beklemeleri filan karşısında karşılıklı mükaleme konuşmalarda putlara bu yaptıklarını onların Allah katında kendilerine şefaat edecekleri yani yardım edecekleri düşüncesiyle yaptıkları ifadeleri geçiyor. Allah müşriklerin, Kureyşlilerin, Mekkelilerin böyle düşünerek putlara prestij ettiği, itibar ettiği, saygı gösterdiği, huşu gösterdiğini söylüyor. Ve böyle bir şeyin putlardan sadır olmasının mümkün olmadığını anlatmak üzere de şefaat Allah'tandır, Allah katındadır. Yani bir kimse veya bir şey yardıma muhtaçsa, yardıma ihtiyacı varsa ancak yardım edici olarak Allah'ı bilmeli, yardımı ondan istemeli, ona ihtiyacını duyduğu şeyi arz etmeli anlamında ifadeler geliyor. Yani yardım İslam'da kul açısından öncelikle kişinin kendine yardımı ile başlar. Yani sahih bir itikat sahibi olması ve salih amel, uygun ameller sahibi olması kişinin kendine yardım etmesidir. Kendini böyle hazırlayan kişi yani kul, eğer yardıma ihtiyaç duyuyorsa, ki her zaman Allah'ın her konuda yardımına ihtiyacımız olduğu bir vakadır. Bunu da isteyeceği makamın yalnızca Allah-u Teala olduğu belirtiliyor ayetlerde. Şefaatin yani yardımın Allah katında bulunduğu, yardım edicinin Allah, yardım edilecek şeyin de Allah'ın yanında, Allah'ın elinde, onun imkanları dahilinde bulunduğu belirtiliyor. Ve özellikle de insanların zihni velilerin yardım edeceği, veli edindikleri Kabe'ye tıka basa doldurdukları putların
putlardan bekledikleri yardımın kof bir beklenti, boş bir beklenti olduğu belirtilmek için bunlar söyleniyor. Müslümanların ıstılahında, yani Kureyşlilerin ıstılahındaki gibi bakıyorsunuz yer yer işte evliyanın şefaati umulur, yok peygamberin şefaati umulur, efendim daha kimlerin umulmuyor ki, yani her yerden neredeyse şefaat, hatta yerden yardım dilemek, yani şefaat dilemeye kadar iş vardırılmış. Güya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, güya böyle buyurması Kur'an gerçekleri karşısında mümkün değil böyle söylemesi. İşte mealen söylüyorum, hatırladığım kadarıyla başınız dara düştüğünde kabirdekilerden yardım isteyiniz buyurmuşlar. Kabirdekiler kendi hallerinden haberdar olmayan insanlar iken, kendilerine yardımdan aciz duruma düşmüş hale gelmiş, canlılıklarını yitirmiş, ölü insanlar iken nasıl olur da kendine yardım edemeyen başkasına yardım edebilir? Kendi halinden haberi olmayan başkasının haline vakıf olup neye ihtiyacı olduğunu bilip onun yardımına koşabilir. Bunu adeta düşünmeden böyle şeyler uydurmuşlar. Açık bir şekilde görülüyor ki şefaat gerçekten Allah'ın yapabileceği bir şeydir. Şefaat edilecek, yani yardım olarak verilecek şey de ancak Allah katında olabilir. Allah'ın kendilerine izin verdikleri müstesna diye bir ifade, bir ibare de şefaatla ilgili olarak yine Kur'an'da geçiyor. Acizane şöyle düşünüyorum, insanım, yanılabilirim, isabet edemeyebilirim ama kendisi bir takım hazırlıklarla, yani çalışıp çabalayıp bir şeyler ortaya koymuş, sahih inanç ve gücünün yettiğince salih amelle ahirete ihtihal etmiş, ölmüş ve insanların kabirlerinden çıkarıldığı günde kabrinden çıkarılmış ve şaşkınlık içerisinde, şaşkınlığı geçiyor ve hesaba çekilmeye başlanıyor iken, orada insan eğer bir yardıma ihtiyaç duyarsa, ki duyacaktır elbette, bu yardımı isteyeceği makamın yalnızca Allah olduğu belirtiliyor. Orada zaten din gününün sahibi olarak anılan Allah-u Teala'nın kendini öyle andığı ahiret hesap günü, mahşer günü, haşir diriltildiği gün insanların, orada kimsenin bir şey yapmaya, kimsenin kimse için bir şey yapmaya, artı kendisi için dahi artık bir şey yapmaya imkanı bulunmadığı gün olarak da başka ayetlerde anlatılıyor. Yani orası amel işleme yahut inancını düzeltme veya bozma, kötü amel işleme veya düzgün amel işleme yeri değil. Orası tevbe yeri de değil. Tevbe de sonuç olarak bir amel dersek örneğin. Bunların yeri değil orası. Buradayken, sağ iken, aklımız başımızdayken yaptıklarımızın hesabının, hasadının, ürününün toplanıp kantara çekildiği yer, mahal olarak Kur'an anıyor. Öyleyse orada kimsenin zaten bir şey yapma imkanı yok. Kendisi için dahi bir şey yapma imkanı yok. Örneğin bu dünyada kılamadığı bir namazı ahirette diriltildikten sonra Zula'dan şu daha mahkemede bana sıra gelene kadar bir kılıvereyim de tamamlayayım demesi mümkün değil. Örneğin tutmadığı bir orucu orada kaza etmesi, tutması mümkün değil. Yani mantık olarak söylüyorum, örneklendirmek için. Yahut burada efendim birisine haksızlık etmişse orada helalleşme yeri ora değil. Yani orada herkes kendi başının derdine düşüyor. Kendi hesabını düşünmekten başka bir şeyin gözlere görünmediği bir mahal orası. Hatırlara gelmediği bir yer. Hiçbir şey olmayan ve konumu böyle olan bir insanın orada başkasına şefaat etmesi, yani yardım etmesi hiçten mümkün değil Allah'ın dışında. Allah kendi mülkünden, kendi varlığından, kendi sahibi olduğu şeylerden ki her şey onun, herhangi birimize derse ki al şunu Hüseyin de Ali'ye ver, Ali'ye al da işte bilmem Ömer'e ver derse ne yapacaksınız? Allah'ın söylediğini dinlemek durumundasınız, dediğini yaparsınız, o kadar. Başkaca kendinden bir şey olmadığı için kendine ait bir şeyi de başkasına vermesi söz konusu olamayacaktır. Yani bir bakıma torpil gibi anlaşılmıştır. Torpil de bekliyorsa bile kul torpil de bekliyorsa yaradanından beklemeli. Yaradanın dışında herhangi biri torpil yapabilecek güçte değil. Çünkü orası hasaten ahirettir ve bu dünyadır. Bu dünyada insan eğri doğru bir takım işlerde torpil de kayırma, hak etmediği bir şeyi hak etmeyene, hak etmediği halde verme anlamına geliyor. Kaldı ki hak etmediği şeyi kuluna Allah verir mi?
Yani tövbesini bile kabul eden, yani işlediği günahından hasıl olan günahını bağışlayan Allah, kulun o günahı bir daha yapmayacağıyla ilgili güven verici sözünden dolayı yapıyor. Yahut da böyle yaparsa, bir daha tekrar etmezse tövbesini kabul ediyor. Yoksa sabah işle, öğleyin tövbe et. Öğleden sonra işle, akşam tövbe et. Yani ömrünü de böyle geçir. Bunun adı tövbe değil ki. Hiç kimse tövbeyi böyle tanımlayamaz. Her ne kadar halk her yanlış yapışını takiben işte tövbe estağfurullah, tövbe tövbe yarabbi gibi dilinde pelesek etmiş ise de tövbe lafzını, tövbe gerçeğinin kullanılış yeriyle uzaktan yakından alakası olmadığını biliyoruz. Şefaatla ilgili dediğim gibi, yani kimse kimseden şefaat ummasın Allah'ın dışında kısaca. Allah da orada kime vereceğini, bu imkanı kime tanıyacağını bize açıklamamakla beraber genel bir ifadeyle kendisine bu konuda izin verilenler müstesna, yani yardım etmesine izin verilen, kimin malından, kimden ne alıp kime verecek? Elbette Allah'ın ver dediği kadarını verecek, ver dediğinden verecek ve ver dediği kişiye verecektir. Burada o kişi aracıdan, Allah'a vekaleten, yani o buyurduğu için bu işi yapmaktan daha öteye, daha üste bir işlev sahibi görünmüyor açıkça baktığımız kadarıyla. Öbür türlü yine Kur'an'ın bu konuyla ilgili, bu konuya dışarıdanmış gibi ilgili görülmesine rağmen ta içinde olan bir başka şey de insan için yalnızca çalıştığı var, yaptığı var. İlla masa. Yani eğer esas itibariyle insan için çalıştığı, yaptığı varsa o zaman şefaat benim yaptığımın ürünü değil. Yani senin bana bağışın anlamına gelen bir şey. Senin bana yardımın. Yani mesela ben bir ev alacağım, 90 milyonum var, 100 milyon, işte 10 milyon da sen bana borç veya hibe olarak yardım ediyorsun. O 10 milyonun kazanılmasında benim bir dahlim yok, zimmetime geçmesinde. Bu senin lütfun, senden olan bir şey, senin olan bir şey, sen bana bağışlıyorsun. Bu şefaat, lügat anlamı itibariyle. Şefaati temin etmeden insanın kendi dahli yok. Asıl şefaat yani insanın kendine yardım etmesi anlamında var öncelikle. Siz kendinize yardım edeceksiniz. Nasıl? İşte eğrilerden kaçarak, doğrulara sarılarak yardım edeceksiniz. Hani nefsine merhamet et diye bir tabir var, bir deyim var. Ne demek? Nefsine acı. Yani yapamayacağın işin altına kendini sokup da hem o işi yapılmaz şekilde bırakma hem de kendini telef etme. Kendine acımayan başkasına nasıl acır? Ve ilahir çoğaltılabilir. Onun gibi. Şefaatla ilgili özel olarak söyleyeceklerimiz, özet olarak bunlar. Eklenecek bir şeyler varsa temas edeceğiniz şeyler. Bir kere ekleyeceğim. Buyur. Bakara 48. Hem öyle bir günden korkun ki o günde hiçbir kimse başkası namına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Kimseden bedel alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Bakara 254. Yani Arapçası şefaat da edilmez. Evet. Şimdi yardım deyince hemen karşılığını şefaat diye düşünün. Çünkü yardım şefaat. Kimseden şefaat kabul edilmez. Evet. Yani. O gün herhalde hesap günü bu işte. Ey iman edenler! İçinde alışveriş, dostluk ve şefaat olmayan bir gün gelmezden önce size verdiğimiz rızıklardan sarf edin. Dostluk, şefaat ve alışverişin olmadığı bir gün. Yani o günde alışveriş yok. Şefaat, şefaat yok. Yok, yardımlaşmak yok. Evet. Yani, bir gün kopya çekmek, önce, kopya vermek, bilmem ne yapmak asla evet. Yok yani. O günden çekinin. Yani o günde zor durumda kalmamak için, temin edemeyeceğiniz şeye ihtiyaçlı halde kalmamak için bugünden kendinizi hazırlayın diyor Allah açık açık. Değil mi? Yani kendinize bu dünyada şefaat edin. Yani ahirette kimsenin kimseye yardımı yok. Öyle zuladan vermek de mümkün değil. O görmeden bir şey yapmak burada da orada da hiç mümkün değil. Öyleyse böyle bir kof ümitle, boş ümitle gitmeyin ki orada hüsrana uğrayanlardan olmayasınız. Burada kendinize şefaat edin. Burada kendinize acıyın. Oradaki ateşten uzaklaştırmak için hareket edin. Öyle davranın. Oradaki cennete gitmek için bir yol tutun ki işte bu insanın nefsine yardımıdır, şefaatidir. Bu da ancak Allah'ın buyurduğu yolu tutmakla mümkün. Yoksa şeytana arkadaş olmakla mümkün değil. Peygamber'e şefaat hakkında ben bildiğiniz siyah tarihini alıyorum. Yok, bunların hepsi Kur'an'a aykırı şeyler. Yani şu mantıkta, bir mantık, değişik bir mantıkta. Peygamber Aleyhisselam mesajın bize gelmesi ve yaşaması konusunda sen şefaat etmiş oluyor.
yol gösterici orman o hasar bile ki işin farklı boyutu. Şöyle Ramazan Bey, dikkat edilirse mesela yolu kendi bulmuş da göstermişse eşşafi yani şefaat edici o. Ama o ya zaten yolsuzken Rabbi Allah ona yol gösterdi. O yolsuz kalmış, ne yapacağını bilmiyor. Yani birisi sana bir yol gösterdi de benim sana gösterdiğim yolu sen de Celal'e gösterdiysen bu senden mi sayılır? Kim gösterdi? Ben gösterdim. Benden sayılır. Benden bilinir. Cümle alem de öyle bilir, sen de o da öyle bilir. Çünkü bir sana bakacak, bir gösterdiğin yola bakacak. Yok ya bu yol ondan olamaz diyecek, değil mi? Kendi yol bilmiyor, yol ne yapacağını. Mesela bu vacede kadâ len fehedâ ayetinde ne yapacağını şaşırmış haldeyken, ne yapacağını bilmezken, yani yolsuz kalmışsın, yol ne yolda yürüyeceksin şaşkın öyle düşünüp duruyorsun, bir yere de varamıyorsun. Bu haldeyken sana yol gösteren, doğru yolu üstelik gösteren değil mi istiyorlar? Öyleyse bunu gösterici değil, adı üstünde gösterenin elçisi. Yani bizim cinsimizden seçilmiş, içimizde önce ona bildirilmiş ki bizlere bildirsin diye. Yoksa onda kalsın da başkasına koklatmasın diye filan değil. Yani öyle bir yapsın, olacak iş değil. Elçi, adı üstünde. Yani elçi kapsam itibariyle neyi kapsıyorsa onun dışına çıkmamak lazım. Kendini gönderenin emrinde olan, kendini gönderene tabi olan, kendini gönderenin gönderdiğini temsil eden, temsil etmekle görevli, onu kişiliğinde yaşamakla görevli, onu nasıl diyelim, yani bir kreatörün, yani bir dekoratörün bir şeyi düşünelim. Yani bir kreasyon. Yani bir çizimci düşünelim. Bir çizimcinin ilk çizdiğini giydirdiği manken gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani onu sırtında gördüğün mankenin diktiğini düşünmezsin. İslam'ı biz peygamberde gördük ama onun kendi ölçüp biçip diktiği ve giydiği bir elbise olarak değil. Yani Rabbi Allah'ın terzinini yaptığı bir ahlak, bir giyim olarak, yani ahlakı giyim kastediyorum. O olarak görüyoruz o zaman. Onun faili o değil. O bakımdan ona şafi denmez. Zaten eşşafi biliyorsunuz Allah'ın isimlerinden biri. Dolayısıyla yalnız ona has bu iş. Ona da yolu gösteren o. O da kendine gösterilen yolu zaten ellere de göstermek kaydıyla gösterilmiş. O şartla gösterilmiş. Şöyle olunca
dostuna düşmanına demeden herkese ha babam de babam tekrar tekrar. Bir daha tarif ediyor. Tabii buna rağmen girmeyen olur. Artık o zaman onun ondan bir sorumlu olamazdı zaten. Evet, şefaat konusuyla ilgili. Şimdi abi burada dediniz ki bir kısım insanlara bu müsaade verilecekmiş gibi bir şey söylediniz. İzin verilenler müstesna diyor ya ayette. Yani eğer olacaksa böyle izin verilen ayet olsa olsa bunu düşündürüyor insan. Diyelim ki sana izin verilecek. Varsayalım. Burada kimse bilmiyor kime izin verilecek. Çünkü bir açıklama yok. Verilecekse dahi bunu böyle bilin. Kimin malından alacak da o kişi verecek kime? Allah'ın malından, Allah'ın bir şeylerinden alıp vereceksin. Kime vereceğini de sen tayin ettirmez sana. Yani o şundan al şuna ver diyecek. Sen arada araç olmaktan başka olsa olsa azami bunu yapacaksın. Yani yine tıpkı demin peygamberin konumunu anlatmaya çalıştığımız gibi konu. Yani Allah diyecek ki şunu al filana ver. Şu 100 lirayı al filan çocuğa ver. Aradaki vasıtadan elçiden başka nasıl bir şey değilse doğru yolu göstermede peygamber kendi bulduğu yolu göstermiş değil ki. Kendine buldurulan, gösterilen, öğretilen yolu gösteriyor. O zaman yol onun yolu değil. Allah'ın yolu. O da yürüdüğü için o yolun ehli, ilk ehli olmuş ayrı mesele. Ama yolu kendi koydu, kendi açıkladı, kendi açıklığa kavuşturdu anlamına gelmiyor. O zaman bir takım kimseler yapmıştır bunlar bize şefaatçi olabilir diye umduklarına açık kapı bırakmamız olmaz mı? Yok. Bir kere efendim şöyle diyelim. Yani Allah genel bir ifade kullanıyor. İsim koyuyor. O diyor ki ben filan yapacak. Mesela Allah kimisi var mesela böyle şey mantıkla yani ters mantıkla hareket ediyor. Mesela bazı motorlar var. Normalde bir motor kontak kanatları kontağını kapatırsanız durur değil mi? Stop eder. Yani kontak görevi bu zaten. İşte kontağı kesiyorsunuz hani cereyan veriyorsunuz çalışıyor araba gaza filan basıyorsunuz. Cereyanı kesince de yani kontağın kapanması cereyanın kesilmesi anlamına geliyor. O zaman da stop ediyor. Normali bu. Fakat arızalı kimi arabalar var kontağı kapatırsın ters çalışmaya başlar motor. O zaman kaputu açıp ya ne oluyor bu arabaya filan birisine gösterelim deme ihtiyacı duyarsın. Yani o şey dışı, sıra dışı yani hastalıklı, akılda dışı motora yakışmayacak bir şey yani. Ayıp değil mi? Ters çalışılır mı yani? Onun gibi. Şimdi siz Allah diyor biz araya da vahyederiz. Hakikaten öyle yani vahyetmek ne demek? İşte seslenmek, duyurmak, bildirmek, fıslamak, içine işleyecek şekilde söylemek filan kafasında kalacak, kalbinde kalacak şekilde söylemek anlamlarına gelen bir kelime. Şimdi arıya da vahyediyor. Peki şer'i bakımdan biz biliyoruz ki arı bir hayvan, böcek olduğu için mükellefiyeti yok. Yine Kur'an'dan biliyoruz. O zaman ne demek? Şu demek yani Allah boş söz de söylemeyeceğine, söylemediğine göre arıya bal yapmayı öğreten de biziz. Bir sürü onun benzeri böcek olduğu halde işlerinde bir arı bal yapıyor. Yani ona bal yapmayı biz öğrettiğimiz gibi soktuğu yeri kaç gün sızlatmayı eşek arısına da o öğretti. Ben öğretmedim, sen öğrettin. Sen mi öğrettin hocam? O kadar. Yani bu şu demek kısaca. Yarattığı eşyaya bir takım şeylere, canlılara, cansızlara bir takım özellikleri veren de Allah. Anlatabiliyor muyum? Eşeğe anırmayı belleten de, kıçatmayı belleten de Allah. Onu o şekilde yaratan. Yoksa eşek kendi öğrenmiş değil. İçgüdüsel diyoruz. İçgüdüleri insan, canlılar kendileri mi ediniyorlar? Hangi bakkalda satılıyor market? Yok öyle bir şey. Doğuştan bakıyorsunuz daha genlerinde, DNA moleküllerinde bile onun özellikleri giderek görülüyor. Yani bu belli ki onunla biz yapmadığımıza göre o DNA'lar falan onu yaratan yapıyor o özellikleri, o veriyor ona. Buradan hareketle işte arıya vahyetmiş, ben eşref-i mahlukattanım bana hayda diye vahyeder gibi bir mantık adamı evreni soldun durumuna. Onun sözü çünkü bu. O oraya getirir. O zaman her önüne gelen bana vahyolunuyor. Peki biz de şerefliyiz yani. Evrene sol musun? Bir şerefli sen misin lan? Biz değil miyiz yani? O zaman her önüne gelen kendi kuruntusunu Allah bana vahyediyor diye pazara çıkarırsa ne yaparız? Nasıl çıkılır bu işin içinde? Çıkılır mı? Çıkıyorlar zaten. Şimdi mesela efendim tasavvufun yaygın bir şekilde hakim olduğu zihinler çok temelli sapmalar yapıyorlar. Mesela diyorsunuz ki işte efendim Mehmet Efendi, Ahmet Efendi Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Allah'ın bildirdim dediği bilir. Kime? İşte bunlar gayb haberlerindendir.
Yoksa sen onların yanında da değildin. Biz bildiriyoruz da sen biliyorsun. Yoksa nereden bileceksin? Çünkü bunları konuşurken yanlarında değildin diyor. Firavun'la Musa arasında geçen konuşmalar için. Bunu hiç bilmiyorken ilk defa Allah Resulüne bildiriyor. Resulü de herkese bildirince artık bu sır olmaktan, yani gayb olmaktan çıkıyor. Buradan hareketle millet o noktaya geldi mi? Nereden? Efendim Allah bildiremez mi diyor istersen. Tamamen konu temelinden kayıyor, dikkat edin. Bizim konuştuğumuz şey Mehmet Efendi bilir mi bilmez mi? Biz buna hüccet. O Allah'ın kadiri mutlak olup olmadığını, istediğini yapabilen biri mi, yapabilemeyen biri mi olduğuna kaydırıyor. Yani tamamen farklı bir platforma. Hiç alakası yok diyor. Allah elbette ki genel olarak her şeye kadir. Çünkü küllü şeyin kadir diyor kendisi için. Ama haşa, yani şöyle düşünelim. Peki hani çocuk aklı derler ya, işte bizim apartmanda bir çocuk diyormuş ki bizim kızlara, yahut annesine, anne Allah'ın parası yok mu, niye Mercedes almıyor diyormuş. Şimdi hadi bakalım bu soruya cevap ver. Yani insan gibi düşünüyor. Yani Allah'ı Allah gibi düşünmedikçe, insan gibi düşündükçe ne böyle soruların anlamı olur ne de cevap bulabilirsin. Yani mümkünatı yok bu işin. Şaşırır kalırsın. Değil mi? Şimdi birisi dese ki peki Allah madem her şeye kadir, yılan da olabilir mi? Şimdi birisi olamaz dese kudretini sınırlamış gibi düşünecek. Olur dese arkasından abi lağım farisi de olur mu? Kedi de olur mu? Köpek de olur mu? Arkası kesilmez ki bu iş. Yani böyle şeyler de olur mu? Kendi sünnetinin dışında tutmuş. Yani kediyi de yaratır, köpeği de o yaratır ama ne kedi olur ne köpek olur. Ancak Allah olarak kalıyor. Yani her şeyi yaratmaya kadir ama kedi olmaya kadir olmayacak şekilde ayarlamış kendini. Yani kedi olmaz. Kedi yaratıcı olur. Kedinin yaratanı da olur. Bu doğru. Ama kedi olamaz. Fare fare de olamaz. Fareyi yaratan olur. Çünkü her şeyi yaratan olur. Bir şeyi yaratabilmek ayrı, yarattığı şey gibi olmak ya da onlardan biri olmak ayrı. Mesela Şuara suresi 53. ayet mi? Yanlış hatırlamıyorsam diyor ki Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez diyor. Örneğin. Dikkat edin. Yani her şeyi yaratan o. Her şeyi de birbirinden farklı yaratıyor ama kendisi hiçbir unsuruyla, hiçbir şeyiyle yarattıklarından hiçbirine benzemiyor. Samet oldu. Öyle mi? Yani benzersiz, eşsiz. Yani buradan işte mesela tasavvuf esas itibariyle buradan çok bozuk yollara giriyor ve akidesi, mesela İslam dini akidesi la ilahe illallah anlayışına dayanırken artı Muhammedur Resulullah, tasavvuf akidesi, tasavvuf dininin akidesi la mevcude illallah anlayışına dayanıyor. Yani mevcut ne varsa hepsi Allah. Mevcudun dışında ilah yok. Mevcut ne varsa hepsi hem ilah hem yaratılan hem bilmem ne. Erzurum'daki tasavvuf ve İslam konulu panelde birisi o doçent salak savunuyor bunu, işte tasavvufçular filan. Kızdı yönetici, ben açıklıyorum, cevap veriyorum filan ama güzel bir üslupla, ama yönetici yaşlı biraz. Profesör Nazif Şahinoğlu 67 yaşında, kafasını tasa atmış, Trabzonlu. Dedi biliyor musunuz işte bu konuyla ilgili Ercüment Bey'den başka hiç dedi ciddi olarak ciddiye alınacak cevap veren söz söyleyen olmadı dedi. Ne biçim iştir dedi, şirke sahip çıkıyorsunuz biliyor musunuz dedi, o mevcudun içinde yani ilah olarak bildiğiniz dedi, siz olduğunuz gibi dedi pokunil de var dedi, ulan pokunize mi tapacaksınız diye küçük de bir adam ama salon lal kesildi, dilsiz oldu. Doğru tabii, yani her mevcut pislik de, insan pisliği de dahil o mevcutlardan değil, o da mevcudat işte, buyur. O da mı ilah ulan? Yani ne yaptığınızı, lafınızın ucunun nereye gittiğini fark ediyor musunuz siz? Salaklar demeye getirdi, bindirdi yani. Aynı şeyi ben yapsaydım herhalde hır çıkardı. Ama orada tanınan, bilinen bir adam, yaşı da şey, çok hoş bir adam, Allah selamet versin. Bu kadar farklı noktalara kaydırıyorlar. Kaydırınca tabii rahatlıkla kimi çıkıp işte ben Allah'ım diyesim geliyor diyor şiirinde. Kimi çıkıyor ben Allah'ım diyor. Bayezid gibi kimisi çıkıyor. Şanım ne yücedir, ben kendimi tesbih ederim diyor. Kimi koynunu alıyor? Kimi koynunu alıyor, kimi bilme, oho yani söyletme beni hesabı. Yok. Efendim, oranın evet. Nokta bir nokta bir nokta bir ve etc. Öyle. Şimdi bu şefaatle ilgili ben bir şey sormak istiyorum. Allah diyor ki Kur'an'da, kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını, kim zerre kadar kötülük yaparsa karşılığını vereceğiz diyor. Evet. Şimdi yalnız tek şafi Allah'tır. Allah, bu birbirine ters düşmüyor mu? Mesela
Madem herkes dünyada yaptığının karşılığını hesap günü alacaksa, şefaat bu hak eden insanlar arasında Allah'ın tercih edeceği kullarına torpil geçmesi şeklinde mi anlaşılmalı? Tercihten öte istihkak, yani dikkat ederseniz Aydın Bey, şöyle mesela dünyevi anlamıyla şefaat üstünde, yardım üstünde duralım. Biri size geliyor diyor ki örneğin, arkadaş ya bir ev alacağım, yani biraz yardım, yani şefaat eder misin Arapçasıyla söylerse. Şimdi sen bu taleple sana geleni, senden bir şey umuyor vardır verebilir diye geliyor. En azından sormaz mısın yani, peki ne hazırlığın var? Kaç liralık bir ev alacaksın? İşte 100 milyonluk. Senin kaç liran var? Hiç param yok. Yani şefaati falan unutup bu sefer akıl bakımından şefaatçi olmaya başlamak mı adam? Oğlum 5-0 parayla da bana yardım edin de ev alayım, bana ödünç ver de ev alayım. Olur mu lan? Adam bir şeyler hazırlar eder de eksiği kalır. Noksanı işte tapu masrafı dışarıda yürütüldü işte onun için işte eşine dostuna yani yardıma çıkar. Yardım hazırlığı olanın hazırlığının bir şeye kifayet etmemesi halinde o eksik miktar için başvurulan şey değil midir? Yani bu hayatta öyle. Sen cız cıbır gitmişsin oraya, bana şefaat et. Höst oradan. Yani kim dinler bunu? Kim kale alır? Bu dünyada da kimse kale almıyor. Ama ya şu kadarım var da işte 5 milyonum noksan. Tamam koşturalım bulalım. Yani bunu hemen herkes normal makul karşılar. Fakat hiç param yok. 100 milyonun hepsini de şefaat et. Lan güzel mi derim derler. Ya, bunu talep etmeyecek olur hiçbir kul yoktur zaten. Herhalde. Efendim hepimizin onun bu dünyada da ahirette de şefaatine engel anlamıyla söylüyorum ihtiyacımız var. Yani Allah-u Teala rahmet etmese, Rahman olmasa, Rahim olmasa biz ne yapardık? Örneğin şu gözümüze verdiği görme özelliğini hemen alıverseydi ne yapar? Evin yolunu da bulamazdık, bağın yolunu da. Yani geldiğimiz araba burada kalır, ya bizi otobüse götürün de ondan gidelim, bu arabayı da gören biri getirsin. Buyur, yani şefaatiyle, bu yardımını sürdürmesiyle hayatımız devam ediyor. Midemiz yediğimizi hazmetmeseydi ne halt ederdik? Yediğimizin dışkısını atmak için organlarımız çalışmasaydı ne halt ederdik? İki gün geçmez zıbarırdık. Kim bunlar şefaat değil mi? Yani onun yardımıyla, onun bu yardımı sürdürmesiyle, hani kimi devletler var Amerhan yardımıyla ayakta duruyor ya, hani onun gibi bir Allah'ın yardımıyla kullar ayakta duruyor. Yoksa kendi gücü, takatı, kendi iktisabımızla, kazancımızla mı ayakta duruyoruz? Hep onun verdiği sermayeyi harcayıp duruyoruz son ana kadar. Bu böyle. Öbür tarafta da yani niye af dileyip duruyoruz? Niye işte bize ya Rabbi bizi bağışla, bizi bağışlamak şefaat değil mi? Yani mesela bu adamın gelip benden birinizin borç istemesi, benim ona borç vermem bir şefaat türü olduğu gibi, bir de vadesi geldiğinde ödeyememesi halinde ya bana süre tanı deyip demesi halinde ben süre tanısam, bu da artı bir başka tür şefaat. Daha günün biri geliyor, hadi vazgeçtim. Sen hiç düşünme, bana borcun falan yok. Helal hoş olsun arkadaş. Demek de şefaatin bir başka türü. Nitekim bunlar Kur'an'da da anlatılıyor. Hani vazgeçerseniz süre verin diyor. Vazgeçerseniz bilirseniz sizin için daha iyi. Yani yardım üstüne yardım etmiş oluyorsunuz. Tabii kendi nefsinize. Yani o sizdekini görüyor. Siz de kulu bu kadar cömert iken Allah kulundan aşağı mı kalacak? Sen 3 yiğit olacaksın da o 13 yiğit davranmayacak. Sen 3 cömert olacaksın da o sana 133 cömert olmayacak. Mümkünü var mı? Şanına yaraşır mı? Öyle olmasa zaten Allah olmaz. Her bir şey onun olduğuna göre, vermekle de tükenmediğine göre zaten tükenemiyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda bakalım şöyle olaya. Bir şey söylemek istiyorum. Başka bir yerde, zaten bahsederken başka bir ayette, sözüne güvenilir kimselerin, yani şahitlik edebilecek durumda olan, sözüne güvenilebilecek kimselerin şefaat edeceğini söylüyor. Hatta bazı tefsirlerde bu şefaat edecek olanların melekler de olduğunu söyleniyor. Ne derece doğru tabii bunu bilemiyorum. Hem görevlendirir, meleğe der, melek dinler emrini. Mesela bir ayette şu anda hatırlamıyorum da böyle başlangıca yakın, geçen karıştırırken hiç dikkatimi çekmemiş gibi, yeni gibi gördüm. Şöyle bir ifade vardı, diyor ki, kula düşen, yani mealen söylüyorum, hatırlayanınız olursa tümünü şey yapsın. Ondan sonra düşen büyük günahlardan kaçınmalıdır. Yani kusurlarınız olacak ve onları da affedeceğiz. Yani onları pek düşünmeyin. Pek düşünmeyin derken işliye işliye onları da büyütün manasına değil. Yani onları da böyle ince eleyip sık dokumaya kalkarsa zaten ocağımız tümden batık. Abi bir kere bu ayeti Kur'an'dan bulup evet, da bakmak lazım. Bu ayeti bir kere okumak lazım. Hatırlıyorsak bulalım. Yoksa da gökyüzünde nice melekler var ki onların şefaatleri bile bir fayda vermez.
şeklindedir. Efendim, ayet bakmak lazım. Yani görevlendirilen, sen şuna şunu al götür de ver diyen Allah olduktan ve kendi mülkünden alınacak olduktan sonra görevlendirilen ha insan olmuş, ha melek olmuş, ha Cibril olmuş, ha Azrail olmuş. Yani bu şefaatçi o olmadıktan sonra ne değişiyor ki? O dilediği yarattığına, koluna yaptırır, dilediği işi yaptıramaz mı? O kadar yani. Bunun adını koymanın da bir gereği yok. Yani ben şefaat denildiği zaman bunu anlıyorum. Ekstradan bir yardım olarak değil. Belki ben yanlış düşünüyor olabilirim. Allah lütfeder. O lütuf ekstra demek zaten. Ekstradan. Değil mi? Lütfun yavurca karşılığı ekstra, ek olarak yani demek. Mesela bir insan normal olarak yapması gereken bir şeyi yapıyor. İşte teşekkür ediyorsunuz. Daha fazlasını ve daha nazikane ve hiçbir şey yapmamış gibi yapıyor. Lütfettiniz diyoruz. Gerçekten yani minnet hak ettiğimizden fazlasını verdiniz. Umduğumuzdan fazla bu kadarını beklemiyorduk. Yani bu sizin ganiliğinizin, cömertliğinizin bir şeyi anlamına geliyor. Mesela canlı misali Saniye Hanım'ın bize evini lütfedip vermesi gibi sağ olsun. Amcasının damadı değiliz, bilmem eniştesinin kardeşi değiliz. Hiç tanışıklığımız da yok. Allah için verdi. Sağ olsun, lütfetti. Özkan mıymış soyadını söylemiyor. O zaman başka Özkanlar duymasın, onlara ev düşmez sonra. Evet. Söz alabilir miyiz? Yani bu lütuf, buyur. Şimdi Allah-u Teala birçok ayet-i kerimesinde olumsuz bir insan kullanıyor. Mesela diyor ki, Allah dilemedikçe siz onları hidayete erdiremez. İki örnek verdiniz. Kaybı kimse bilmez, yalnız Allah'ın bildirdiği müstesna. Kimse şefaat edemez, Allah dilemedikçe gibi olumsuz tarzlar insanın fıtraten hiçbir zaman elde edemediği olaylar için kullanılıyor ve Kur'an bütünlüğü içerisinde değindiğimiz, araştırdığımız, tarttığımız zaman sünnetullah gereği Allah-u Teala'nın da hiçbir zaman bu yola başvurmadığını görüyoruz. Ve öyle doğru. Bu şekilde yorumladıktan sonra kaybı bilirim veya şefaat ederim diyen insanları Allah-u Teala'nın bir meydan okuması olarak düşünmemiz gerekiyor. Tabii, yani, tabii yani. Kaybı bilirim diyorsan Allah'ın sana kaybı bildirdiğini ispatla. Öyle. Şefaat ederim diyorsan da şefaat iznine edebildiğini sahip olduğunu ispatla. Gösterdi. Tabii. Yani bunu fiilen yasaklamış olduğunu gösteriyor. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de de şefaate benzer bir olay var. Sadece Araf suresinde Araf halkı yani cennet yaklaştırıyor, cehennem yaklaştırıyor. Cennetlikler, cehennemlikler ayrı edildikten sonra o insanlar kalplerinde korku ve merhamet isteğiyle o psikoloji içerisinde de Allah-u Teala onlara yürü kulum cennet ediyor. Yani bu örnekten başka da şefaat olarak değerlendirilecek bir olay budur. Bu dahi şefaat değildir. Zira cehennemi hak etmemiş. Evet. Yaptıklarının karşılığıdır sonuçta yani. Öyle şefaat tabii. Yoktur diyoruz biz yani. Yani bu şekilde. Öyle daha canlı bir sonuç olarak dilerseniz yani siz bilirsiniz ama benim kanaatim o ki böyle güzelce açıklamaya çalışıp ondan sonra varsa da elbette o yapar. Ama asıl olan mesela cehennemi hak etmeyecek kadar bir gayretin, bir amelin, bir imanın sahibiyseniz kendinize şefaat etmişsiniz. Ekstra şefaata da yani kredi alacak da puanınız var demek yani. Hani o hale gelmişsiniz demek. İşte hadi yürü kulum cennete. O zaman demek ki yani niye baştan cennete değil de boş yer kalmış da doldurmak için mi gönderiliyor Araf'takiler o zaman? Yani öyle mi diyelim? İsterseniz fazlaca bizim keskin konuşmamızı, çok belirgin sınır çizmemizi mümkün kılmayacaksa, kılmıyorsa bir konuyla ilgili elimizdeki veriler, onu keskinliği nispetinde, belirginliği nispetinde götürelim ve kaldığı yerde de bırakalım. Yani onu işte uzatıp şuraya bitiştirmek, buraya bitiştirme zorlamaları tarihte de yapılmış ve İçinden çıkamadıkları labirentlerle karşılaşmışlar. İnsanlar çevrelerini çizdikleri şeyin içinde kendilerini hapsetmişler. O da onlar için felahtan uzaklaşma şeklinde tecelli etmiş. Böyle düşündürerek ve
asla dikkat çekerek konuya açıklık getirmeye çalışmak daha sağlıklı görünüyor acizane bana. İnsanım, yanılabilirim ama çünkü her şeyi çizeceksin, çizecek yok. Yani o kadar dökümanın yok, o kadar boya renk çıkaracak kalemin yok elimde. Yani yanlış yaptıysan silecek silgin yok, bir şeyin yok. Peki yine müminlerin vasıflarından olarak anlatılan, işte onlar karanlığa taş atmazlar veya karanlığa taş atmayın ya da bilmediği işin ardına düşme, bilmediğin işin ardına düşme gibi çok açık anlamlı bu iki ayet de bize gösteriyor ki bildiğimiz yere kadar gidip ondan öte orada dur ya. Gerek olsaydı levhada koyardı, devam da et derdi, o gösterirdi yani. Orada dur, dur. Duracağı yeri, kalkacağı yeri insan iyi tayin edemezse arabayı kaçırabilir. Ve öyle yani, çok kimse de kaçırmış düşünsel arabayı, düşünce açısından yaptıkları sakatlıkları faturasını ödeyemeyecek boyutlara erdirmişler. Değil mi? Götür götür götür, sündürmeyle zorlu olmaz ki bu iş. Gerçekleri aşıyorsunuz, yaşayan tabiatını zorluyorsunuz. Ona rağmen bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz, o zaman her şey alt üst oluyor. Yani kendinizi başlangıçta alt üst ediyorsunuz. Türkiye'de iç siyasi gelişmelerin bugün gündemin başına getirip koyduğu sorun olarak birinci derecede yaklaşan mahalli seçimler, mahalli seçimlerin hareketlendirdiği siyasi partiler ve onların durumları, PKK ile ilgili gelişmeler, yani Güneydoğu'da olup biten olaylar, ayrıca bunun karşısında hükümetin konumu, durumu, daha çok ve sıraya konulabilecek işte enflasyon gibi yeni 1994 yılı bütçesi ve onun yapısı ile ilgili, açık miktarı ile ilgili şeyler gündeme alınabilir. En güncel veya gündemin en başına gelip oturan vadesi münasebetiyle, yaklaşan müddeti münasebetiyle yaklaşan sorun, birinci sorun 27 Mart'ta yapılması kararlaştırılmış ve aksiyle ilgili de bir şey söylenmeyen mahalli seçimler. Mahalli seçimler bildiğiniz gibi mahalli idare seçimleridir. Kısaca mahalli seçimler denmekle bu kastediliyor. Yani belediye ve il genel meclisi seçimleri olarak biliyorum, yanlış hatırlamıyor isem. Bu seçimlerde partilerin durumu öyle görünüyor ki bundan bir önceki seçimlerdeki durum tamamen tersine dönecek gibi. Yani daha evvelki seçime nispetle bir evvelki seçim nasıl birçok alanda siyasi görünümü hiç değilse yüzeysel, parti isimleriyle kalacak şekilde yüzeysel olarak değiştirdiyse, bu seçim de bundan evvel yapılan sonuçları ters yüz edeceğe benziyor. Yapılan kamuoyu yoklamaları, elde edilen veriler insana bunu düşündürtüyor. Yani DYP'nin önümüzdeki mahalli seçimlerde hükümet olmasına, hükümetin kalabalık kanadını teşkil etmesine rağmen, bütçe harcamalarıyla tasarruflarının daha etkin bulunmasına rağmen fazla etkinlik göstereceği imajını bırakmıyor insanda. Yani bakıldığında görülen manzara bu. Belki iktidarda bulunuyor olmasının dalan gibi İstanbul'da iyi bir sabıka bırakan, mevcut ölçüler içerisinde şehircilik ve İstanbul'da yaptıkları bakımından, başlattıkları bakımından kendi açılarından iyi bir intiba bırakan Dalan gibi bir adaya sahip olmaları nispeten hiç değilse birkaç puan yarışa fazla puanla veya avantajla girmesine yardımcı oldu veya oluyor denebilir DYP açısından. SHP'nin ise hiçbir şansının olmadığı, hatta sanki güreşten çekildiği, yani yarıştan çekildiği denecek kadar, seçime girmiyorum demiyorlar ama yani girsen ne yazar, girmesen ne yazar durumlara geldiğini kendileri de biliyor, o yüzden sesleri de çıkmıyor zaten. İSKİ olayları acayip şekilde onları çok büyük boyutlu olması ve böyle peş peşe patlayan cephanelikteki patlama gibi bir iki olayla da kalmayıp yıllardır sürüyor ve trilyonları buluyor oluşu, onların artık bu konuda hiçbir şey söylemelerine imkan bırakmayacak boyutlara ulaşmış. O bakımdan SHP'nin özellikle öncelikle İstanbul'da belediye açısından, mahalli seçimler bakımından işi bitmiş görünüyor. Bu yalnız İstanbul açısından değil, Ankara'da da Murat Karayalçı'nın
başarılı biri olduğunu söylemek gerçekten mümkün değil. Çünkü seçildiğinden bu yana bütün bu değerlendirmelerimizin mevcut halkın gözünde geçerli değer yargıları esas alınarak yapılan değerlendirmeler olduğu dikkatten uzak tutulmamalı. Karayalçı'nın da devleti kefil yapmak suretiyle, devletin sağladığı, devletin kefaletiyle sağlanan trilyonluk paraları, kredileri kullanarak altının, Ankara'nın altını üstüne getirmesini ya yapacağı bilmem kaç kilometre bir yeraltı trenidir filan. Onun dışında görünen hiçbir şey yok. O da bir yere varmış, ortaya çıkmış filan da değil. İşte bir buçuk senedir şehrin altı üstüne gelmiş. Trafik, gidiş, geliş, öteberi, dükkan, esnaf, kanallar durumda. Çünkü yollardan, bellerden millet geçemez, gezemez, vitrinlere bakamaz, dükkanlara giremez hallere geldi. Özellikle Kızılay'da bulunduğumuz için bunu biz de yaşıyoruz. İzmir'de de Çakmur'un fazla şansı olduğunu söylemek mümkün değil. Biraz evvel haberlerde her ne kadar kendisine meşru görünen bir mazeret göstererek adaylıktan çekiliyor ise de, yani beni partimin genel başkanlığına getirmeyen partililerimden beni yeniden belediye başkanı seçin demeyi uygun görmüyorum gibi, kendi aklına göre epey uygun bir mazeret bulmuş, arkasına gizlenmiş. Aslında İzmir'de Çakmur'un yaptığı bir şey gerçekten görülmüş değil. Büyük şehirler böyle olduğu gibi küçük beldeler de öyle. DYP'nin veya SHP'nin belediye başkanlığını elinde bulundurduğu yerlerde millet belediye hizmetler ya da beldevi hizmetler bakımından hakikaten hiçbir şey görmedi denebilir. Belki Antep gibi filan birkaç istisnai yer gösterilebilir ama kazansa kazansa SHP'nin oralarda kazanacağı, bunun da 3'ü 5'i geçmeyeceği görünüyor il bazında. Halbuki şimdi sanıyorum illerin epeycesi SHP'de, daha bir epeycesi de DYP'nin elinde. Ama önümüzdeki seçimlerde SHP'nin şansı sıfıra yakın görünüyor. Epeyce yakın görünüyor. Siyasi sermayelerini yedi bitirdiler. Zaten soldaki dağınıklığın da gölgesi ayrıca SHP'nin üstüne düşünce katmerleniyor sabıkası. CHP'nin de zaten bir şey yapması, fazlaca bir şey yapabilmesi beklenmiyor. SHP'den seçilmiş, sonra CHP olarak ortaya çıkmış 18-20 milli 19 galiba grup olmaktan da istifa ile düştüler sanıyorum. Diğer yandan Refah Partisi'nin bundan evvel seçimlerde gösterdiği performansı özellikle önümüzdeki seçimlerde de artırarak, yani finişe bir bakıma kalkarak yarış tabiriyle söylersek göstereceği gözlemleniyor. Yapılan kamuoyu anketleri de bunu gösteriyor. Bir başarı veya bir farklılık, bir atak yalnızca atağı gösterenin becerisine bağlanamaz her zaman. Belki kimi zaman bağlanabilir ama her zaman bağlanmıyor, bağlanamıyor ve bağlamıyorlar. Refahın görülmüş bir başarısı yok. Özellikle genç yaştaki insanlar Refahın daha evvelki adıyla Milli Selamet Partisi olarak hükümet ortağı olduğu dönemlerdeki icraatıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Bilenler de hatırlarında, hafızalarında Erbakan'ın üflediği balonların dışında pek bir şey yaptığına da şahit değiller. Amerika'nın yaktığı yeşil ışığın sonucu Ecevit hükümetinin karar vermesiyle bunlar da yapalım edelim biz de Fatih'in torunlarıyız ayaklarıyla işte bir Kıbrıs'a çıktılar. Erbakan zimmetine geçirmek ister, Kıbrıs'ı biz fethettik. Ecevit zaten karaoğlan olarak otobüslerin arka camında az dolaşmadı, gezmedi yollarımızı. Halbuki Kıbrıs Fatih'i Amerika'ydı, yani İngiltere'nin elinden, İngiliz adam Makaryos'un elinden Kıbrıs'ı birazını olsun kurtarabilmek ve onun tepesinde sallanan demokrasinin kılıcı olması açısından bu olaya izin vermişti. Ama onlar bunu hiç görmezlikten geliyorlar. İşine böyle geldiği için başka bir yerde ve başkasının yaptığı bir şey olsa o zaman hemen işte Amerika müsaade etti de yaptınız da bilmem ne de demeyi bilir Erbakan, ama şimdi hiç Amerika'yı falan işin içine katmıyor. Çünkü hesabına gelmiyor. Yani iş ters dönecek. Bıçak kendi elini kesecek o bakımdan. Diğer partilerin gösterdiği başarısızlığın yanında artı bir de büyük çaplı suistimallerin, köşe dönücülüklerin gerek SHP belediyelerinde gerek DYP belediyelerinde büyük huzursuzluklara neden olduğu, insan kayırmanın, parasal bakımdan taraftar kayırmanın, parti lehine bir sürü rüşvetler ve suistimaller, hatta ihaleler vermenin sonucu yapacağı deparı yapacaktır Refah. Yani bir taraftan
iyi çalışıyorlar. Yani dişlerini tırnaklarına ne takmış, ne derler? İşte dişini tırnağına takmış çalışıyor diye bir deyim var. Gerçekten siyasi partilerin içerisinde durup dinlenmeden seçimi kastederek söylüyoruz. Diğerlerinin ölçüsüyle hareket ediyorlar. Fakat ev ev, kapı kapı, cizbit papazları gibi dolaşıyorlar. Kadın erkek. Kadınlar kadınlara, erkekler erkeklere. Yani işin peşini hiç bırakmıyorlar. Bu açıdan herkesin de dikkatini çekiyor. Sık sık basın da yazıyor bunu, dikkat ederseniz. Bu çok önemli bir şey. Bir, ikincisi, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana hep ikinci sınıf insan, üçüncü sınıf vatandaş gözüyle görülen, dairelere yaklaşamayan, işleri görülmeyen insanların söylemiyle çıkıyor ya da o insanlara yardımcı olacağı söylemiyle çıktığı için de işte bizim de belediyemiz olsun, biz de belediyeye gidebilelim, biz de arsamızı imarlattıralım, biz de şurayı şöyle yapalım, biz de bir şeyler yapalım, yani biz adam değil miyiz kompleksiyle hareket edenlerin kolaylıkla kapısını çalabildiği, kendine daha yakın hissettiği bir siyasal teşekkül olarak ortada duruyor. Bu açıdan daha ziyade Refah biraz parladı ama bütün Türkiye çapında tüm belediyeleri kazanacağız. Yok, iktidara geliyoruz, geldik. Erbakan oldum olası hep iktidara gelir zaten. Hiç iktidardan indiğini görmedik ki biz onun, kendi lafına bakarsan. Ama belediye seçimlerinde epey performans göstereceği, hatta neredeyse İstanbul'u bile zorlaması ihtimalinin mevcut olduğu gözden ırak tutulmamalı, öyle görünüyor. Fakat Dalan'ın şansı da, Anaplı Kesici'nin şansı da, yani sanki üçü arasında geçecek gibi bu yarış. Çünkü başka rakip de yok zaten. Refah kazanabilir mi? Yani birçok diğer şehirleri, ana kent belediyesi olarak bahsediyor. Diğer birçok belediyeler var. İşte Bakırköy Belediyesi yok, bilmem Bayrampaşa Belediyesi yok, Fatih Belediyesi var, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da belediye var, Anadolu. Müstakil devlet gibi 12 milyon nüfuslu şehir. Küçük belediyeler, yani ana kentin dışındakilerde diyelim ki 30 tane belediyelik varsa Allah-u Alem o 3 partinin içerisinde en fazlasını bunlar tek başına çıkarabilir. Yani öyle görünüyor. Zaten şu anda da epeyce var onların, değil mi? Yani az az sayılmayacak kadar var. Bu fakat ana kentte ne olur pek bilemiyorum. Şimdi Dalan'ın deneyimi Tayyip Erdoğan tanınmıyor. Yani şeye, millet kumar oynar gibi ona oy verilecek. Tanınmıyor derken kastımız yani ne yapmış, ne etmiş, neyin erbabı, neyin ehli. İşte bir yerden gelmiş bir delikanlı 38-40 yaşında, işte İstanbul'da Refah Partisi'nin il başkanı. Mesleği şu bu, ne olursa olsun da İstanbul'da hukukçu olsa ne olacak yani. 15 bin tane İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat var. Ha, onlardan biri olsun. Elini seni salasan 15 bin tanesine değer hesabına dahil. Fakat Dalan'ın bir geçmişi var. Bir yaptıkları, başlattıkları tabii tek başına kendine man edilecek şeyler değil. Yani ekip olarak ANAP'ın, Özal'ın başında bulunduğu ANAP'ın gününde yapılanlar epey büyük perspektifli işler idi, teşebbüs edilen şeyler, radikal değişiklikler, birçok konuda meydana getirilmeye çalışılan şeyler, rasyonel, akılcı, yani akla uygun, aklın kabul edeceği anlamında rasyonel diyorum, değişikliklerdi. Bunlar bir hasret, bir burukluk bırakmış olabilir işleri yarım kalanlar açısından yahut yarım kalan işler açısından. O bakımdan Dalan'ın şansı biraz ağır basıyor gibi ama Tayyip Erdoğan ne diye kazanacak? Ancak Refah diye kazanacak. Fakat kendinde bir yetenek, bir geçmiş, bir sabıka bulunduğu için ona verileceğini pek düşünemiyorum. Bizim partimizin adamı diye işte size ona verin, adil düzen falan filan diyor. Yuvarlayıp yuvarlayıp attıkları şeylerle ne olduğunu kendileri de bildiği yok, açıklayabildikleri de yok zaten. Yani seçimler böyle geçeceği görünüyor. Tabii seçimlerin sonucu nasıl bir şey ortaya çıkarsa, mahalli seçim sonuçları her halükarda genel seçimleri belirlemede, onun süresini yakına almada ya da yerinde bırakmada filan epeyce partilerin mahalli seçimlerden çıkış durumuna göre onlara konuşma imkanı tanıyor adeta. Biliyorsunuz Demirel mahalli seçimlerde ANAP'lıları iktidardan düşünmüş olmasının üstüne öylesine oturdu ki ve onun sonucu genel seçimlerde dikkat ederseniz yani yokuşta oradan kaptırıldı. İşte mahalli seçimlerde %36 oy almış bilmem şu iki parti, hemen yüzde bilmem kaç oyla nasıl orada iktidarda, o Çankaya'da nasıl oturuyor, çatım çatım çatladı hep. Ve düşürene kadar da çatlaması devam etti. Şimdi nasıl diktirdim çatlattığı yerleri bilmiyorum. Ama nihayet
bitirdi yani. Yani aldı götürdü. Şimdi bu seçim de o havayla cereyan edecek. Çünkü alıştı, tadını da aldı partiler. Eğer mahalli seçimlerden biraz güçlü çıkan bir parti, genel seçimlerde de aynı güçle çıkacağım diye, yani bu avantajı soğumadan kullanmaya yönelik bastıracak. Tabii kim çıkarsa onlar bastıracak ve seçimi kuvvetle muhtemel öne aldırabilirler de. Örneğin önümüzdeki 95'e değil de normal zamanla önümüzdeki Ekim ayında seçim düşünülebilir. Ola ki araya başka olaylar girer de Haziran'da bile olabilir ya Temmuz'da olur. 80 öncesinde örnekleri görülmüştü zaten. Tabii tabii. Ayrıca da yani olaylar birbirini şey yapıyor. Mesela şurada patlayan bir mermi, onun sıçrattığı ateş veya parça öbür tarafta el bombalarını patlatıyor. İşte mahalli seçimde meydana gelecek patlama genel seçimi çabuklaştırabiliyor. Onların patlamasını da oraya aksedebilir yani. Yangının sıçraması gibi. Şimdi efendim. Medyada Refah'tan büyük bir patlama bekleniyor şeklinde genel bir kanaat yaygınlaştırılmak isteniyor. Böyle halinde ne olur Türkiye'de? Yani bir takım çevreler Refah'ın askeri, diyelim askeri müdahaleye, askere davetiye çıkarılır falan şeklinde de yorumlar yapılıyor. Bu yanlış. Alışıp gördüklerinden öyle söylüyorlar. Çünkü gerek kamuoyunda gerekse Refahçılarda bu komplekse girmişler, bu kompleksle yaşıyorlar. Fakat Refah bu kompleksi üzerinden atacağım endişesiyle o denli fazla hareket ediyor ki her geçen gün yani biz askerin ihtilal yapacağı parti biz değiliz, biz olamayız. Biz o kadar Atatürkçüyüz ki Atatürk bile bizim partimize girerdi ya, sen ne diyorsun? Açıkça söylüyor işte, bizim Dinamit'te de söyledi ya akıllı Refahçılar. Efendim yani işte Atatürk anti-emperyalisti, Atatürk yani ne kadar adil düzen şeyleri varsa Atatürk onların alayı oydu. Yani hiç su götürmez bir Refahçıydı Atatürk. Şimdi bu kadar Atatürk, asıl Atatürkçü biziz diyor adam. Niye ya, nasıl olursunuz siz? Efendim o anti-emperyalisti, biz de anti-emperyalisti. Bak, kim demiş Atatürk anti-emperyalisti diye. Höst oradan. Herif emperyalizmin Türkiye'deki en sağlam, en ensakulak yerinde adamıydı yani. Yani en muhtemet ajantası buyur. Efendim İngilizlerin. İngiliz Muhabirleri Cemiyeti'nin baş üyelerinden yahu adam. İsmet Paşa anılarında anlatıyor. İngiliz şeye diyor, İttihat Terakki 1908'de Abdülhamid'i düşürmüş, iktidarı ele almış. Ondan sonra İngiliz kanadı diyor, İngiliz Sevenler Cemiyeti var, asker sivil bir sürü kayıtlı adam var, üyesi var yani. İngiliz Sevenler Cemiyeti bugün bile yok, şu günü Türkiye'sinde. Amerikan Sevenler Cemiyeti diye bir cemiyet yok şimdi ama o zaman var. İsmet Paşa anılarında anlatıyor, bir gazeteci onu o anlatmış, o yazmıştı, yayınlandı, kütüphanede var, diyor ki yeni bir İngiliz elçisi gelecekti İstanbul'a diyor. Geldi nihayet işte belirli günde kurvazörle diyor. Zırhlıyla açıkta demirledi zırhlı. Motor onu Karaköy rıhtımına getirdi. Karaköy rıhtımında da İngiliz sefaretinin, Beyoğlu'ndaki İngiliz sefaretinin 4 beyaz atlı sefaret arabası, o var ya kraliyet arabası hani İngiltere'deki gibi. Bu bir force oluyor artık. O diyor bekliyor, götürecek sefiri, sefarete götürecek rıhtıma indikten sonra, çıktıktan sonra. Diyor İttihat Terakki'nin asker kanadı pek katılamıyor ne kadar olsa asker, fakat sivil kanadı hep diyor şeydeydi. Ve İmrenek anlatıyor bunları, İsmet Paşa kendi de onlardan biri. Sonuçta diyor coşku o dereceye vardı ki sefaret arabasının, sefiri bekleyen arabanın diyor atlarını çıkardılar, arabadan çözdüler, kendileri koşuldular ve Beyoğlu'na kadar o bangalar yokuşu bilmem tünel münel Galatasaray İstiklal Caddesi onlar götürdüler diyor. Evet. Şimdi bu denli götürdüler yani, o götürdüler veya götürdü İttihat Terakki hocalar götürdük sanki. Öyle hatırlıyorum ben. Evet. Neyse. Yani sonuç bu. Şimdi bunlardan biri de Mustafa Kemal. Nasıl oluyor da anti-emperyalist oluyor? Ben onu bir daha anlatmayayım şimdi. Olacak iş mi? Efendim ne kadar iyi vasıf varsa canım, işte Atatürk adalet iyi mi? Atatürk en büyük adildi, onun için biz Atatürkçüyük. Çünkü o da adaletçiydi, adil düzenciydi filan. Ya o adil düzenci önüne geleni sakalında bir kıl fazla diye ipe çeker mi lan? Bir takke yerine bilmem ne giydin ya, şunu giymedin diye adama sar mı? Adamın astığı adamın sayısını öbür tarafta kendi zevzeklerimiz bilmem kaç binlerle ifade ediyor. Ha? Yeni icat, yeni türemiş tarihçilerimiz. Ceylan Efendi'yi kastediyor. Yok yani bunlar o kompleksle o kadar şeyleri, yani polis baskısı dayağı altında
Tamam efendim kabul ediyorum demiş. Polisin dayana dayanamamış da çocuk tamam Atatürk'ü de ben öldürdüm yazın imzalayacağım demiş. Gülmüşler bize ulan spa öyle 50 sene oldu sen daha dünkü çocuksun onu nasıl öldürürüm demiş. Tamam yani işkence dursun da tek o suçu da yıkın yani bana kabul ederim. Böylesine Atatürkçülük yüklemeye kalkıyorlar. Peki nerenize kim nerenize yakışır bu? Yani bakan acayip görüyor yani bu iş olacak iş değil. Bu kadar bu kompleks hareket ediyor. Onun için Erbakan'ı da ayrıca siyasiler tanıyor yani az buz değil daha dün çıkmış ve neydiği belirsiz birisi değil. 24 senedir Türk siyasi hayatında 1969 MNP'nin kuruluşu Milli İnsan Partisi'nin ve bugün sene 1994 oldu. 25 sene geçmiş çeyrek asır. Çeyrek asırdır da üstelik her partinin yönetimi değişmiş öte adamları değişmiş kimisi gitmiş gelmiş ölmüş. Bunlarda ne ölen var ne kalan ne değişen var ne bir şey yani 25 sene evvel kimler var yerinde hepsi yani dört dört. Şey gibi hortlaklar gibi öyle firavun mumyaları gibi yerlerini koruyorlar. Doğru. Şimdi bu güven veriyor tabii yani bunların elinde bu iş. Bugüne kadar bir sürü genç nesil geldi. Güven veriyor yani nasıl güven veriyor bir sürü aşağıdan ya böyle olur mu ne eder tamam yaparız eder gençler falan gene alavere dalavere bunlar yukarıda. Bu hal bunların elinden bu işin çıkacağını yakın tarihte göstermiyor. Bunu sana bana göstermediği gibi hükümete de, askeriyeye de, sivile de yani kimseye göstermiyor. Ayrıca Erbakan Efendimiz tabi Amerika'ya gittiler malumunuz. Öyle hiç umre yapmadığı bir yere umre yaptı. Görmediği bir yere gitti. Ve işin enteresan tarafı onca yıldır ne zaman istese gidebilir imkanlara müsait iken hiç gitmediği ve her vesileyle her taşın altında Amerika'yı bulan, gösteren Erbakan bir konferans için Amerika'ya gitmez bir partinin bu duruma gelmiş genel başkanı. Adeta yeşil ışık almaya, el almaya gitti ama çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki şu şartlarda Amerika'dan yeşil ışık yandığını görmeyen bir siyasi parti ağzıyla kuş, eliyle bilmem kurt yakalasa mümkünatı yok iktidar yüzü göremez. Ne yapar? Yapar Amerika medyayı öteyi beriyi coşturur, azdır. Daha olmazsa askeri diker önüne durdurur. Şu ortam için söylüyorum. Bu ortamda adam iktidar olmaya bu kadar iştahlı, bu kadar istekli ise ki öyle yani ölüyor şeyinden iktidar da iktidar yani bir tatmadan giderse gözü açık gidecek adeta öylesine bu hırs insana yapmaması gereken şeyleri de yaptırıyor dolayısıyla onlara kendini anlatmaya gitti benim kanaatim nitekim konuştuğu yerlerle ilgili özet bazı malumat filan basından da okuyup onları birleştirdiğim zaman gördüğüm şey yok ki karşıma çıkan yani biz korktuğunuz gibi değiliz biz korkulacak bir şey değiliz. Yani biz o kadar korkulacak şey değiliz ki şu hele son günlerde bugüne kadar hiç söylemedikleri şeyler söylüyorlar. Efendim kim demiş bize genel ev kapatacak diye? Kim demiş bize meyhane kapatacak? Biz asla hiç karışmayacağız. Ya. Biz belki işte kanunları uygulayacağız adı düzeniz ya. Ne işte ibadethaneye 150 metre yakında meyhane olmaz. Olsa olsa olan büfeleri daha uzağına çekeceğiz. Açık açık yani İzmir İl Başkanı söylüyor, İstanbul İl Başkanı söylüyor. Erbakan söylüyor, daha başka yetkililer söylüyor. Seçimler yaklaştıkça da, şimdi iktidar ümitleri arttıkça bir taraftan korkuları da artıyor. Bir insan, tabii ortadaki kumar oynayan bir insanı düşün. Ortadaki para çoğaldıkça bir taraftan kazanacağı sevinci artarken öbür tarafta kaybedersem de sıfırlanacağım diye ödü kopar. Bunların da korkuları, sevinçleri boyutunda artıyor. Korkuları arttıkça da tavizleri yani hiç daha evvel söylemedikleri şeyleri söylüyorlar ki aman yani ufacık bir sebeple de olsa bizden korkular da acaba şunu yasak mı ederler, bunu bilmem ne, baş açık kadınlara bilmem boya mı sürerler filan korkusu kalmasın da hani baş açıklar da bize oy versin. Onun için bıraktılar ipin ucunu iyice bıraktılar işte baş açık bilmem Ayfer ablası da Türkan ablası da kim neyse işte o. Her bir kez geliyor şimdi manken Gülay Pınarbaşı da geliyor giriyor Adnancılar da giriyor Lingon'un ahırına döndü yani. Hakikaten yani kim gelirse gelsin buyurun iyice Celalettin Rumi oldular çıktılar gel kim olursan gel yeter ki gel yani bizi gelmen ilgilendiriyor kim olduğunu ilgilendirmiyor diyorlar bize gel diyecek halleri de yok bizim gitmeyeceğimizi de biliyorlar o dilini yorduğu zaman semeri alacaklara söylüyorlar ne yapacak hem yani biz ne olacak kaç otobüs doldururuz ki yani bu emniyet veriyor. Yani onun için kesinlikle bir ihtilal, bir askeri müdahale olacağı sanısında değilim. Çünkü öylesi bir görünen yakın tehlike yok. Bunlar tehlike değil. Tabanını da dikkate almak gerekmez. Yok. Tabanda keyfiyet yok. Kurduğuna inanıyor taban.
Umuyor o. Bir şeyler umuyor. Hiç Erbakan'ın hayalinden geçmediklerini o neler yakıştırıyor ona Refah'a. Şunu da yapacak, bunu da yapacak. Daha hele bir gelsin. Ya peki. Bir gelsin de gör diyor. Ya ha bir şey söyle. Gelsin de görüşürüm. Ne olur gelmeden göster. Yani yasak mı, haram mı yani? Yok, o kuruyor ve kuruntusuna oy veriyor. Hakikaten öyle. Ama yukarılar hiç kurduğu murduğu yok. Onların söylediğiyle yaptığı aynen birbirini tutuyor. Sen millete böyle zula dost mahalleleri bulup da oralarda şöyledir böyledir filan sizlere görün bilmem ne yapıyor. Ne yapacaksın? Aa, Sivas'ta belediyesin, Konya'da belediyesin. Ne yapıyorsun? Yani temel olarak ne yapıyorsun? Senden evvel ki belediyesinden iyi belediye reisliği yapıyor olabilirsin. Yani buna bir şey demiyorum. Bu tartışılır. İyi mi kötü mü pek bildiğim de yok da. Varsay ki iyi. Ama senden beklenti yani ekmeği 3000 lira değil de 2500'e satabilme değil. Bundan fazlası bekleniyor. Sana oy verenin beklentisi bu mu? Yani bunlar bize ekmeği 3000 yerine 2500'e yedirir diye mi Halil Ürün'e oy verdi Konya'da? Yok. İslam diye verdi. İslam bunu aşan şey değil mi? Aradaki 500 lira fiyat farkını. Fazla şeyler bekliyor. O fazla şeylerden Allah aşkına ne yaptın? Aha İmdat Bey, Meram Belediyesi'nde imar müdürü. Ne bilmiyorum, sen Konya'da yaşıyorsun, belediyeyi tanıyorsun. Ha bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz, yaşıyorsunuz yani orada. Bir dakika. Buyur. Refah Partisi'ne oy verenler, refahçılar umduğuna inanarak oy veriyor diyorsunuz. Bir şeyler umuyor, kuruyor ve bu umuntusuna, bu kendi kurduğuna oy veriyor. Yani onlarda bu var ve bunu yapacak diye veriyor. Bu tespite katılıyorum. Evet. Fakat bu tespit sadece Refah Partisi'ne oy verenler için mi geçerli, yoksa diğer partilere oy verenler de mi bu kapsama giriyor? Şimdi dikkat ederseniz genellemek mümkün de Refah'taki kadar genellemek ve derinleştirmek mümkün değil diğer partiler. Çünkü diğer partilerin İslami söylemleri yok örneğin. İslami söylemleri olmadığı için İslam konusunda ha o gibi konularda onlar da umduğuna veriyor. İşte en son tokadı kimden yediyse onun sahibine kızıyor. Bir evvel tokat atanı unutup gene onun paçasına yapışıyor ki sen kurtar beni. Baba kurtar, ana kurtar yani biriniz kurtarın. En son tokadını yediğine şeye karşı çıkıyor. Bir evvelki tokadın acısı biraz geçtiği için onun sahibini de unutuyor. Onlarla ilgili bu ekonomik açıdan enflasyonu indirme, işte terörü azaltma, düşürme, sona erdirme filan gibi konularda onlar da umuntularına büyük çapta oy veriyorlar. Fakat bunların üzerinde dururken umutu yalnız bunlarda gördüğümde değil, bunlardaki umutunun bir özelliği var. Yani din içerikli, İslami içerikli tabii. Bu tabii diğer konuların hepsine daha galebe çalan, üstün durumda bulunan bir konu Türkiye açısından. En bilmem berbat hayat yaşayan bile İslam deyince bir haller oluyor Türkiye'de. Yani en rezil hayat yaşayanlar bile. O bakımdan etkiliyor bu, derinden etkiliyor. Yani enflasyonun etkilediği gibi etkilemiyor. Başka şeyin terörün etkilediği gibi etkilemiyor. Onların hepsinin üstünde bir etkisi var İslam'ın. Hala bunca şeye adını andıkça titrerim hala. Yani İslam adıyla şey yapıyor, kalpleri titretiyor. Yani böyle akisler getiriyor. O bakımdan özellikle bunların üzerinde duruyoruz. Yoksa diğerlerinde böyle seçmen yok, hepsi seviyeli anlamında değil. Onlar da öyle. Yani sonuçta bu memleketin halkı. Bakıyorsun düne kadar DYP'li, bugün işte İsparta Belediye Başkanı, DYP Belediye Başkanı girdi Refah'a diye bir şey mi değişti? Aynı. Adama para vermemiş, etmemişler. Adam kızmış, bunlar da girmişler koltuğun arkadaş şu var, bu var, işte bize para yok, sana yardım edelim, şu ne var, şu işte filan. Adamı öyle kafa kola aldılar, partilerini aldılar ama adamın devamlı o partide duracak hiçbir hali yok. Ne namazı var, ne niyazı var. Yine eski bildiğim DYP'li adam. Ne kadar sürer? Yani böyle sansasyon nel ağırlığı fazla olan şeyler bunlar. Ercüment abi, Refah'ın adil düzen adına vaat ettiği şeylerden bir tanesi de evet, isteyen istediği hukuku seçecek diyor. Sivil toplumcu. İşte bir tarafta şeriat hukuku okutulacak, bir tarafta Roma ceza hukuku okutulacak, bir tarafta İsviçre medeni hukuku okutulacak. İsteyen istediği hukuka göre yargılanacak. Cevap hakkı var. Ve ben bunun şer'i dayanağı, her ne kadar adil düzen diyorsanız da sizin neleri kastettiğiniz ya da halka nasıl bir eşit çalıştığınızı herkes biliyor. İslam'ı kastettiğinizi. Şer'i dayanağınız nedir diye sorduğumda ikna edici bir cevap alabilmiş değilim. Siz bunların şer'i bir dayanağı olabileceğini ya da Asr-ı Saadet döneminde buna ışık tutacak, cevaz verebilecek
bir uygulama olduğunu biliyor musunuz? Hiçbir uygulama yok ve bu konu kamuoyunda sivil toplum nazariyesi olarak lanse edildi ve öyle tanındı, biliyorsunuz. İşte Ali Bulac'ın ortaya attığı, bırakın da aydınlar ütopyasız olmazmış, bu da aydın ya, bu da ütopyasız kalmasın, bunun ütopyası da buymuş garibinin. Ve eskiden beri söyleyip yazdıklarına, yayınladıklarına da tamamen ters. Üstüne varıldıkça da şimdi de gene ökçesinin üzerinde dönmeye başladığı görülen bir görüş bu. Bu düşünce, bırakın o zaman, tarihin hiçbir döneminde olmuş değil. Yani hiçbir toplum bir toplum olacak. O toplumlar birbirinin hasmı, biri diğerinin düşmanı, birinin varlığı diğerinin neredeyse yokluğuna bağlı şekilde o kadar can düşmanı. Mesela tevhid şirkin can düşmanı, şirk de tevhidin can düşmanı değil mi? Şimdi kuzu kurdun, kurt da kuzunun. Yani kuzu kurda her ne kadar bir şey yapamıyor ise de en azından canını kurtarması gerektiği birisi olduğunu biliyor. Yoksa can dostu olmadığını biliyor. Bu da yeterli ondan uzak durmak için. Nasıl olacak da eşyanın tabiatına aykırı olarak sen kurtla kuzuyu aynı çayırda yayacaksın, yan yana götüreceksin. Bunun mümkünü yok. Bunu tarih boyunca kimse yapamamış ki sen yapacaksın. Peygamberler yapamamış. Yani sünnetullah'a aykırı çünkü. Medine sözleşmesi bilmem ne diye üzerinde durdukları, eğip büktükleri, esas olarak da onu göstermeye kalktıkları şeyin de uzaktan yakından bu sivil toplum anlayışıyla alakasının olmadığı bir vaka. Sivil toplum dedikleri şeyin, ütopyanın temeli şuna dayanıyor. Farklı inanç ve yaşam tarzı seçmiş insanların bir arada yaşayabilecekleri. Tabii bu kadarla bitmiyor. Biraz daha artırmak gerekir. Kendi hukuklarına tabi olarak yaşayabilmeleri bir arada. Şimdi hukuku ayrı, inancı ayrı, yaşam biçimi, davranışları ayrı insanlar nasıl olur bir arada yaşarlar? Nasıl olur bu kadar birbirine yabancı kalmış insanlar birlikte yapılması, hareket edilmesi gereken bir toplum yapısını oluşturabilirler? Yani homojen ve homojen olmayan, homojen olmayan bir varlıkla nasıl bir toplum oluşturabilirsiniz de ona homojen bir toplum gibi bakabilirsiniz? Düşüncesinde homojenlik yok, inancında homojenlik yok, ortak değerleri yok. Tamam? Şimdi kumarcılara birbirini sevdirmek mümkün değil. Üttükçe sevinirken ütüldükçe kızıyor. Kumar ütüleni kızdıran, üteni sevindiren bir iş. Hırsı tahrik eden, insanı gerip gerip gevşeden bir iş. Nasıl? Sonuçta işte bıçakla, tabancayla son buluyor kumar. Kumar insanları giderek ahbap etmiyor ki, 4 gün eder gibi görünüyor, 8 gün de, ama bir gün geliyor, hem de uzak olmayan bir gün, patlak veriyor ve kendi şeyini gösteriyor, yani aslını gösteriyor. Onun gibi bir Medine Sözleşmesi'nde de açıkça belirtildiği üzere bu anlaşma diyor birinci maddesinde, Müslümanlar, onlara sonradan katılanlar, müminler ve onlara sonradan katılanlar arasında yapılan bir anlaşmadır. Bir. İkinci madde, bunlar yani Müslümanlar ayrı bir ümmet, ayrı bir toplum teşkil ederler diyor. Yani Yahudilerle bilmem şu putperestlerle birlikte bir toplum teşkil ederler demiyor. Sarahatan ikinci madde böyle yazıyor elimizdeki metin, değil mi? Onların elindeki de başkası değil herhalde. Başka metin yok çünkü. 23. maddede de öyle eşit hukuk, herkese isteyenin hukuku. Yani işte şeker isteyene şeker, dondurma isteyene dondurma değil. Şeker dağıtırken herkes şeker alacak. Dondurken de dondurma, öyle herkese istediği yok. Ayrıca üstün hukuk var İslam'da. Sivil toplumda üstün hukuk yok. Her hukuk birbiriyle eşdeğerde. Hiçbir hukukun diğerine üstünlüğü yok. Peki çelişmesi halinde, bugün hukuktan da anlamıyor Ali Bulaç. Yalan yanlış hukuk okudu. Hukuk okuyanlar da biliyor ki işte devletler hukuku var. Efendim ihtilaf çıkması halinde atıp mesela hangi hukuk uygulanacak? Yani bir Alman vatandaşı Türkiye'de Suriyeli bir kızla evlenmiş. Bunun nikahı Alman kanunlarına göre mi olacak? Türkiye kanunlarına, evlenme mahalli Türkiye, yoksa bilmem kadın Suriyeli olduğu için Suriye kanunlarına göre mi? Misal. Efendim olay nerede olmuşsa, kimisi diyor ki işte erkeğin vatandaşı olduğu ülkenin kanununa göre diyor, varsayalım. Kimisi diyor kadının, kimisi diyor nikah nerede olmuşsa oranın evlenme hukukuna tabi olur. Oranın evlenme hukukuyla ilgili kanunlar atıfta bulunuyor. Kocanın tebaası bulunduğu ülkenin kanunları geçerlidir. Yani
bir sürü girift işler var. Nasıl çıkacaksın bu işin içinde? Ben uygulamıyorum. Tabii. Uygulanabilir değil. Tevuk yok tabii. Değil. Yani Kur'an'da da böyle bir şey yok. Ayrıca o Medine Sözleşmesi'nde açıkça diyor ki ihtilaf halinde Allah ve Resulüne başvurulur. Başvurmak gerekir. Açıkça yani üstün hukuku belirliyor. Allah'ın hükümlerine göre Resulullah bu işi halleder. Bu durumda nasıl her hukuk eşit? Ya Allah ve Resulü bir şey hükmettik ya sonra artık Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar bunu alternatife getiremezler. Doğru tabii. Müslümanlar kırarlar. Şimdi bu sistem içerisinde Müslümanlar alın kendi okulunuzu uygulamı diyor. Böyle bir durum yok. Efendim hani biz onlara benzemeyeceğiz ya, onlar demiyorsa da biz diyeceğiz. Bizimkiler çok ağa. Ali ağa. Şimdi bir adam öldürdüğü zaman bu devlet izin mi verecek? Al siz Müslümansınız, biz sizi yargılamayalım. Kendiniz mi yargılan diyecek? Ya zaten yarısı layık, yarısı teokratik bir devlet nasıl olur? Şimdi diyet dikkat edilirse bu Medine Sözleşmesi'nde, şimdi konuşmayı çoğaltmayalım. Medine Sözleşmesi'nin kabilelerin adıyla anılan bir takım uzun uzun maddeleri var. Orada o gün yani Kur'an işte adam öldüren velisi, vasisi öldürülmesini istemiyorsa diyete hükmediliyor. Diyet de kabileden kabileye değişiyor. Diyor ki mesela maddenin birinde peş peşe. İşte beni filanlar kendi örflerine göre diyet ödeyecekler. Diyor ki falan kabile kendi örfüne göre diyetini ödeyecek. Yani diyet Kur'an'ın hükmü, tamam ama miktarını kendi belirlememiş ve örfe bırakmış. Beni bilmem filanlarda örf, diyet bilmem şu kadar şey, beni falanlarda filansa onların birbirinden farklı ödemesi, Kur'an'ın dışına çıkması ya da üstüne çıkması anlamına gelmiyor. Kur'an'ın çizdiği sınırlar içerisinde yani diyet verilecek. Diyetin miktarını Kur'an belirlemediğine, örfe bıraktığına göre beni filanların örfü işte şu kadar deve, bu kadar inekken beni falanların diyeti de bu kadar inek, bu kadar koyun örneğin. Bu başka hukuka üstünlük sağlamak demek değil, üstünlük vermek demek değil yani. Nasıl çalışırız? Yani Kur'an üzerinde demişsin. Kısaca bu konuda şöyle yaptım ben ve yani birçok şey yapmaya çalıştım, yapanları gördüm filan. En verimli çalışmanın tek olduğunu da görmedim. Yani birkaç şeyi birlikte yapmak veya peş peşe yapmak daha verimli görünüyor bana. Birincisi, öncelikle Kur'an İslam'ı düşünsel boyutta ya da işlevsel boyutta nasıl bir yapıya kavuşturmuşsa, nasıl bir yapı olarak ortaya dikmişse, bu yapının ana unsurları, sütunu, işte kirişi, merdivenleri, alt taban, işte mozaiği, bilmem üst çatısı, orta tavan, asma tavanı falan filan neyse. Böyle yani suva gibi füruat, de suvaya nispetle asıl cinsinden şeyleri oluşturan kavramları var. Örneğin tevhid kavramı var. Örneğin haram, küfür kavramı var. Örneğin şirk kavramı var. Örneğin yani Rab kavramı falan, yani bir sürü böyle sıralanabilecek. Yani kavramlar üzerinde ele alınca parçacı bir mantıkla Kur'an'a yaklaşılmış olmuyor. Şimdi şöyle efendim, yalnız böyle ele alalım demedim. Dikkat ederseniz yani bir tek şeyi de kafi görmüyorum dedim başlarken sözüme. Şimdi bu ana malzemeleri iyi tanımak açısından kavram çalışması yapmakta ben büyük yarar görüyorum. Ana malzemelerin mahiyetini iyi kavramak açısından. Yani Kur'an'a kavram çalışmalarıyla mı? Şimdi bir yandan bu yapılırken öbür yandan Kur'an bütünsel olarak tekrar tekrar okunur. Şu karışıklık. Ayrıca inzal sırasına bakılır. Ayrıca indiği dönemdeki kendisini açıklamak ya da açıklığa kavuşturmak için geldiği olaylar anlaşılmaya çalışılır. Yani bir iki kalemle bu işin kolay olacağını sanmıyorum. Ve gerçekleşeceğini sanmıyorum. Abi. Çok yönlü bakmak lazım. Tarih açısından, insan fıtratı açısından, eşyanın tabiatı açısından ve ne kadar çok yönlü her tarafını dönüp dolaşarak bakarsanız o varlığı o kadar tanımanız, girdaplarını, deliklerini, girdilerini, çıktılarını, sivrilerini, çukurlarını bilmeniz daha kolay olur. Bir açıdan bakarak güç. Bir kültürel edinimler. Kişinin kültürel boyutları Kur'an'ın içine karışmaz mı? İçine girmez mi? Anlatılmaz mı?
Yok. Yani bunu yaparken insan mümkün mertebe baktığı ve tanımak istediği Kur'an'ı, o ne gösteriyorsa onu görmeye yönelmeye çalışmalı ve peşin fikirle ona yaklaşmaktan uzak durma gayretini de elden bırakmamalı. Tabii ne nispetle bunu becerir, bunu daha tespit etme aleti de bulunmuş değil malum. Ama böyle yapar ise, yani hiç kimseyi, bir makine yok ki sokalım hani sıfırlıyor, hafızasını kaybettirirsin bir adam, ondan sonra eline bir Kur'an verirsin. Bu da hafızasını kaybetmiş adam, eline verdiğin Kur'an'dan da bir şey anlamıyor. Yani insan mümkün değil. Tazelenerek, kültürel değerler tazelenerek, taze ayetlere gitmek, taze kültürleri girdir. Şimdi eski kültürlerin oluşumları unutma olasılığını beraberinde getirirse sıfırlamaz ama yeni bir tanış olduğu kavramla, istilahla karşılaşınca eskileri bir iki adım geriler zaten doğal olarak. Efendim, eski yeni olmasından ziyade geçerli gerekçeler, yani ekonomide bir kural var, kötü para iyi parayı kovar diye, hikayesi uzun, geçelim, kötü para iyi parayı kovar. Yeni edinim eski edinimi kovmuyor her zaman. Mesela biz gittiğimiz insanlara, tanıştığımız insanlara yeni edinimler sunuyoruz, eski edinimi, bizim yeni edinimimizi böyle bir toz ediyor, kovalıyor ki Allah ta buradan Akdeniz'i öte tarafına düşürüyor. Hiç. Yani eskilik yenilikten ziyade o kişinin lafa kulak vermesi, doğruyu anlamak istemesiyle filan alakalı işler. Geçerli gerekçesi olan şeyler, gerekçesi geçersiz olan şeyleri kovmalı. O kovacak güçte olmalı. Öyledir aslında ama lafa kulak verende bunu yapar. Omuzunu verende ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Kılını kıpırdatmıyor. Evet evet. Yenisi üstelik onun azgınlığını artırıyor. Yani kafir mavir, yani bulsa bir yerde kurşunlayacak seni. O hale getiriyor adam ve eskisine sen ona rastlayana kadar şu kadar sahipse veya sahip olduğunu bile farkında değilse, böyle şeyleri duydun mu bir iki kişinin de koltuğuna girerse bir bakıyorsun ki adam azılı bir ehli sünnetçi olmuş misal. Halbuki daha evvel düz bir vatandaşıkken, yani bir bakmışım alıp parlayıp çıkıyor yani. Bir de şu var abi, mesela bir tevhid kavramı. Evet. Bu tevhid kavramını bir Kur'an'ı yaklaşımda ele alıyor. Daha doğrusu mevcut düşüncemizi Kur'an'la sorgulamaya kalkıyoruz. Vardığımız Kur'an, sizin söylediğiniz bir biçimde Kur'an'a yaklaşım tarzı oluşturursa, bu oluşturma şeklinin Kur'an'a girişi, girip daha doğrusu iç içe girişi, mevcut mitikat yapımızdan bir izahı, söylemi ve bunun getirdiği pratiği doğurmaz mı? Ne yapacak? O zaman benim kanaatim tabii. Şimdi bir söyleyin tabii canım. En doğrudur. Tamam. Tabii. Salt Kur'an'a gidip tabii sıfırlama noktasında değil, azami gayret sarf ederek tamam, tutma çabalarıyla tamam, salt çıplak kafayla Kur'an'a gidip amentü dediğimiz itikat yapımızı oradan oluşturmamız daha sağlıklı olmaz mı? Ve bunun metodolojisini evrensel bir biçimde çizsek, bunu beraberce ortaklaşa bir hal yoluna koysak daha güzel olmaz mı? Benim söylediğim bundan farklı bir şey mi idi de farkı sen şu, farklı aynı gibi anlattın veya ben öyle anladım? Şöyle söylemiştiniz siz, Kur'an'daki bir takım şirk kavramı gibi, tevhid kavramı gibi bazı kavramları bazı kültürel değerlerle, mesela isim vermediniz ama benim anladığım, Kur'an'ı neyle takip edeceğiz? Mesela bir tevhid kavramını, bir şirk kavramını, bir tağut kavramını, yani Kur'an'daki ıslahi meseleleri neyle çalışacağız? Salt Kur'an'dan mı? Hiçbir evet, şeye başvurmadan. Ben şunu isterseniz biraz kısaca açıklığa kavuşturayım. Yoksa iyi, net anlayın diye söyledim. Çünkü isim vermemiz. Yanlış anlamış olmayın. Mesela bir siyer. Hani geçen tavsiye ettiğimiz, benim de takdir ettiğim siyerlerden. Mesela bir hadis veya usul veya fıkıh veya içtihat kitapları, her neyse, bunlarla birlikte beraber götürme tasarımı, çalışma stilimi, yoksa salt Kur'an, yani başka bir şey yok. Hem bir tek Kur'an'a bakarım, başka bir şeye bakmam, çok yalın bir söz. Yani espriye aykırı düşüyor gibi görünmesine rağmen
Kur'an'ın dışındaki şeylere bakmak da Kur'an içinde bulunmayan ayetlere çalışmayı bakmak anlamındadır. Çalışırken abi şimdi Kur'an, yalnız Kur'an'ı anlamak için yalnız Kur'an'ı okursanız olmaz. Neden olmaz? Mesela peygamberin gününde bile gelen kimi ayetleri, o ayetin nazil olduğu zaman Medine'de olmayan, diyelim sürüsünün başında veya Hadramaut'a gitmiş veya bilmem Hayber'e gitmiş, yani bir hafta 10 gün Medine'de olmayan bir adam gel, duyduğunda anlamadığı oluyor. Ve soruyor veya anladığını söylediği zaman yanlış anladığı ortaya çıkıyor da ona doğrusu anlatılmak lüzumu hissediliyor. O mesela adamın ana dili Arapça, o gün yaşıyor, peygamberin yanında kaç yıldır onun arkadaşı, hep o işlerle düşüp kalkıyor. Bir haftalık bir gaybubet, bir ayeti farklı anlamaya, hatta orada olan bile farklı anlayabiliyor. Kimisi üstüne almıyor. Mesela işte ana dili Arapça olan o adam kim, şu Hristiyanlıktan dönmüş işte, onlar ruhbanlarını Rab edindiler ayeti yanında okuduğunda Adi bin Hatem, biz edinmezdik diyor. Yani sana edindim diyen mi vardı, hemen itiraz ediyor. Belli ki gocunuyor. Hani üstüne almış yani. Biz edinmezdik. Peygamber hiç yani o ayet adama bir şey söylememiş güya. Öyle anlaşılıyor bu itirazdan. Peygamber diyor, onlar ne haram der, siz onları haram bilir. Onlar ne farz der, siz onları farz bilir miydiniz? Yani haramı helali onlar mı öğretirdi size? Evet. Ha, evet diyor şimdi, şu anlattığı. İşte diyor ayet bunu söylüyor. Yani onlar ruhbanlarını Rab edinir. Rab ne demek? Terbiye edici demek. Mesela evde çocuğunuza bir mürebbiye alıyorsunuz. Mürebbiye müennesine deniyor malum. Tamam. Çocuğu terbiye etsin. Onun davranış biçimi hoşunuza gidiyor, tanıyorsunuz. Filan çocuğu yetiştirmiş falan çocuğu, benimkini de yetiştirsin. Bunun müzekkeri de işte Rab. Tamam, mürebbiye müennesi. Rab terbiye edici demek. Terbiye edici olarak, yani sizi biçimlendirici, davranışlarınızı şekillendirici, size yapmayın diyeceğiniz şeyleri belirleyen ve söyleyen, yapın diye yapmanız gereken şeyleri de belirleyen olarak kabul etmiyor muydunuz? Yani öyle yapmıyor muydunuz? Onlar size, ruhbanlarınız derdi ki şu işi yapmayın, siz yapmazdınız. Yani başka bir yere başvurmazdınız. Örneğin Allah'ın kitabına bakalım, orada ne diyor demezdiniz yani. Rahipleriniz ne diyor öyle yapardınız. O zaman onlar sizi terbiye ediyor. Rabbiniz onlardı. Şimdi biz Resulullah'ın bu hadil-i hakeme gelen bu ayetin anlaşılmaması halinde ona gelmiş değil yani. Evet. Yani gelen dersem ona huzur sebep olarak değil. Ayet okumuş anlamamış olarak. Evet. Dolayısıyla muhatap olduğu ayeti anlamamış, Resulullah da ona bir hadisi şerifle cevap vermiş idiyse, o zaman İbn Kesin'in şu mantığı ortaya çıkmış olmuyor mu? Usulde bir kaide değil. Nasıl? Hadis usulü okuyanlar olarak bilirsiniz. Şimdi buna benzer usul kaidesinde 4 unsur getiriyor İbn Kesin. 1. Hadis-i şeriflerin ayeti kelimelerin anlaşılmayan noktalarında hadislerin onu muhassal hale getirmesi. Ve sizin verdiğiniz örnekteki gibi örneklerdir. Mesela neyiz? Meselasını geçtik bunu zaten. Aynen. Demin örneğini verdik. Evet. Dolayısıyla diyor, bu ayetler eğer subut-i kat'i ve delalet-i kat'i arz ederse bu ayet hadisi kutsidir. Yani gayr-i medludur diyor. Dolayısıyla hadis ayeti neseder. Mantığına kadar olayı götürür. Biz bunları kabul etmediğimizi yok, biliyorsunuz da işte, şimdi biliyorum. Size bir şey sorayım şu noktada. Bu olayı, Adi bin Hatem olayını unuttuk. Evet. Anmadık. Onlar ruhbanlarını Rab edindileri bana anlatır mısın yalnız Kur'an'la kalarak? Ha şimdi demin Rıza, yani ben de bu noktada Adi bin Hatem oldum. Yani şimdi, hiç üstüme almıyorum yani, ben Allah'ı Rab edindim ya. Estağfurullah. Yok estağfurullah. Öyle bir şey söz konusu değil. Kur'an yaklaşımı şahsen bende, şunu nasıl elde edersiniz veya şu ayeti nasıl tanımlarsınız mantığını ben biraz hoş görmüyorum. Şunun için. Nasıl yani, sorayım soruyu? Sen öyleleştir, öyle sor. Şöyle. Zaten benim sorum şuydu. Kur'an'a yaklaşmamız değildi benim sorum. Kur'an nasıl çalışırız idi. Yani biz Müslümanlar olarak, burada bazı Müslümanlar sordular bana. Ben de Ercüment abiye sorun falan dedim. Maalesef sormadım. Şimdi biz Kur'an çalışacağız. Yani Müslümanlar olarak topluca okuyacağız. Münferit de okuyoruz zaten. Bu okuyuş tarzındaki yaklaşımımızı dolayısıyla bir konuya takılacağız. Ercüment Özkan abimize gireceğiz. Şu konuya takılacağız. Yok estağfurullah. Başkalarına olarak onu bize anlat diyeceğiz. Evet. O ayrı bir olay. Evet.
Bu ayrı bir vaka, olgu. Ama benim sorduğum tamamen ayrı. Yani bir çalışma stili. Usul olarak. Usul olarak. Tamam. Yani farklı bir şey. Şu ayete siz ne dersiniz? Ben ne diyeyim, Allah derim. Yani o noktada çalışma stilini ortaya koyamam. Yani tek ayet üzerinde. Ki sizin mantığınız da zaten ayet en dar anlamıyla, siyak ve sibakıyla anlaşılır. Öyle tabii. Biliyoruz. Öyle. En geniş anlamıyla da Fatiha'dan Nas'a kadar anlaşılır. Öyle tabii. Yani bunu beraberce kabul ettiğimize göre o zaman şu noktaya dikkat etmemiz gerekmiyor. Kur'an çalışmalarında yeni bir metot, tabii eski metot kötüdür anlamında söylemiyorum. Neyse. Eski metot olabilir. Yani metodik bir çalışmanın içeriğini Kur'an, salt Kur'an üzerinde nasıl gerçekleştireceğiz diye sormuştum. Efendim Kur'an üzerinde çalışırken ben diyorum ya, bir genel olarak başından sonuna kadar tekrar tekrar okumakla bir. Bu yöntemlerden biri ama tek yöntem değil. Tek başına tutulması gereken yöntem değil kanaatim. Yok, biz 0 kilometre Müslüman. Kanaatımı öyle söylüyorum. Bakın bir taraftan tek başına başından sonuna kadar defaatle okumalı. En az 2-3 kere. Yani global olarak bu kitap neden bahsedelim? Bir coğrafya kitabı mı? Yurttaşlık kitabı mı? Hani bir arkeoloji kitabı mı? Genel bir tanım açısından nelere değiniyor? Bunun i̇şte içinde bunu ne var? Bir böyle bu sürdürülür. Artı buna ek olarak bununla birlikte götürülecek. Kur'an'da içinde yani Kur'an anlamını açığa vurmak için seçtiği kelimeler ve onların türevleriyle şekillendirilişi, çekim biçimleriyle anlam kazandırıyor. Öyle değil. Tapta her ifadede olduğu gibi. Onların içinde işte edatlar var, fiiller var, bilmem neler var filan, bir isimler var ve tümleçler var filan. İster istemez örneğin okudunuz birkaç kere tevhide çok önem veriyor. Bir şirkin affedilmez bir suç olduğunu bir tek onu vurguluyor filan. Ya bu şirk ne? Yani okurken tabii onun tanımlarına da rastlıyorsunuz yer yer. Bir yerde şu şekliyle tanıtırken bir başka ayete geliyorsunuz başka bir şekliyle, bir versiyonuyla, yani azıcık bir nüans farklı olarak. Mesela yeryüzünde hiç kimse çıkıp Ali Bey doğrudan ben Allah'a ortak koşuyorum diyerek ortak koşmamış. Hiç duymadım, okumadım da. Ha. Fakat hemen hemen de büyük ezici bir çoğunluğu da şirk koşmadan edemem. Ulan nasıl yolunu buluyoruz da koşuyoruz? Öyle o kadar yollar buluyorlar ki koşmak için. Şirk koşarak iman ederler. Ha. Şimdi şirk koşmadan iman etmezler veya pek çoğu şirk koşarak iman eder, her neyse. Anlatmak istediğim şey şu. İşte bir taraftan bu global başından sonuna kadar tekrar 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 tekrar, yani o size hakimiyet, ünsiyet, siz ona ünsiyetinizi artırma sürecini sürdürmek açısından. Diğer taraftan da onda belirgin kavramlar var. Yani tevhidden şirke kadar, fısktan fitneye kadar, bilmem takvadan bilmem neye kadar. Nedir bunlar? Bunları anlamaya çalışmak. Bir, lügat anlamları itibariyle genellikle de Kur'an'ın kullandığı kelimeler Arap'ın bilmediği kelimeler değil. Arap esas itibariyle o kelimeleri biliyor ve günlük hayatında kullanıyor. Ama onun içeriğini Allah değiştiriyor, sınırlarını değiştiriyor. Kadastrasını, yani ayrı bir imar planına tarif ediyor. Yani ya kimisinin mesela yarısı bozuk yarısı ise o bozuğunu atıyor. Mesela evlerine girmeyi insanlara yasak etmiyor da efendim, yahut girmemekte hayır görün demiyor da, evlerinize arkadan girmenizde sizin için bir hayır yok diyor. Yani eve girmenin yalnız arka tarafından girme kısmını yanlış, bu sizin uydurmanız, yani böyle yapmayın diyor. Bu kadarını atıyor, orada atılacak kısım bunu bulmuş diyelim. Ama kimi yerde tıka basa, yani serapa bir derisi hariç tulumun içindekinin tümü bozuk, onu tümden boşaltıyor takvayı mesela. Yahut kerim, keramet var ya Kur'an'daki keramet, mesela Arap'ın lügatında keramet, sahibi olduğu bir şeyi ne kadar çok olursa olsun, bütün şeyleri ertesi gün muhtaç olup başkasına avuç açacak duruma gelinceye kadar en kısa zamanda harcayıp dağıtmaya Arap keramet diyor. Kerim. Ne kerim adam. Ha. Bunu tamamen de yok etmiyor. Yani Allah vermenin veya vermeyi durdurmanın bir tabanını bir de tavanını belirliyor. İşte avucunu sıkıp yalama, saçıp savurup ortada da kalma ifadesiyle örneğin. Böyle yani bu kavramları tanıdıkça o kavramların oluşturduğu ana yapıyı, yani bir taş bina ise o taşlardan oluşuyor İslam yapısı temeli tevhid ise de çatısına kadar. Onları tanıdıkça binayı oluşturan unsurları tanıyor ve binanın ne kadar sağlam, hangi taşın nerede, hangi önemde, yani temele yakın, yani daha fazla ağırlık çeken noktada mı yoksa
yükseldikçe de hafif olur. Binanın şey yapısı azaldıkça malumunuz taşın üstündeki ağırlık azalır. Yukarılara konan taşın ama en alttakiler en sağlam taş olacak. Öyle kaya cinsi falan koyamazsın. Yoksa üstündeki ağırlık onları dağıtır. Sabırsızlığımı hoş görüyorum. Özür dilerim. Buyur. Yarın herkes dağılacak. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal ediyorsunuz değil mi? Ederiz efendim. Ne demek? Peşinen etmişik. Şimdi Kur'an'ı okumanın yani cemaat olarak okumanın birkaç modeli de olabilir dediniz. Ben katılıyorum, birkaç modeli olabilir. Ve birlikte götürecek. Yani işlerinden biri seçilecek birkaç model değil. Anladım canım. Tek başına yeterli yani, olmuyor işte. Hasan Hüseyin, Mehmet, Mustafa, Tevfik A metodunu uygular. Ercüment Ali, Mahmut B uygular. Ben diyorum ki bu hadis eleştirisi konusunda sen burada değildin galiba. Şunu demek istiyorum. Mesela hadis eleştirirken 3 metot var. Rivayet metodu, dirayet metodu ve metin tenkidi. Tamam. Yerine göre fakat üçünü de kullanmak kaydıyla daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek mümkün iken bunlardan yalnız bir metoda ağırlık vererek modaydı, öteydi, böyle çeşitli düşüncelerle elde ettiğiniz sonuç birincisine nispetle daha zayıfların kitapları doldurması sonucunu çıkarmış ortaya. Kur'an'ı anlamada da eğer birden fazla yol varsa, yani şuna bakmak, buna bakmak, şu yoldan bakmak, bu yoldan bilmem ne, hepsini birlikte gücünün yettiği kadar yaparsa insan daha az açık bırakır, anlamadığı yer daha az kalır demek i̇şte istiyorum. İşte benim sorum bu abi. Kur'an'ı, baştaki sözünüzü bilahare benim son anladığım şekliyle düzelttiniz. Kur'an'ı sade okunmalı dediniz. Ben katılıyorum ona. Şöyle noktalayacağım ben olayı. Şimdi cemaat olarak yani 5-10 kişilik, 3-5 kişilik tamam. Gruplar halinde tamam. Gruplar halinde çalışırken tamam. Yani biz 0 kilometre varsayalım öyle evet. Yani Kur'an noktasında tamam. Ki ben çok Müslümanların da Kur'an'ı böyle beraberce 5-10 defa devirdiklerine kani değil. Ve bu cüretkarlığımı da mazur görüyorum. Estağfurullah. Evet. Görüyoruz, tanıyoruz. Evet. Neyse. Evet. Bu da beni çok yaralıyor, çok üzüyor. İşte böyle bir sıfır kilometrede olan bizlerin tamam. Bir araya gelip Kur'an'ı aramıza, elimize alıp okumanın stilini soruyorum. Yani. Mesela 10 kişiyiz. 10 tane elimizde 10 Kur'an. Meal var, evet. Meal metin. Neyse, herkes evet. Herkes Arapça bilir. Tamam. Metinden tahmin. Tamam, bu hiç burada değil. Mealden tahmin eder. Bu noktada, ha. Yani Kur'an okuma noktasında herkes çıplak olarak Kur'an'ı eline aldı ve başladı okumaya. Meal veya metin. Bunun yanında siyerden, fıkıhtan, içtihat kitaplarından vesaire, sünnetten, hadisten kitaplar, yardımcılar, tarihi kitaplar olacak mı, olmayacak mı? Eğer olmayacaksa, salt Kur'an'dan çalışacaksa, sondan mı, baştan mı, alaktan mı? Yoksa muhkemden mi, müteşabihattan mı? Yoksa kavramlardan mı, kelimelerden mi? Pek çok yolu var. Benim sorduğum bu. Ama bunu böyle ben deminden beri diyorum ki kabil olduğu kadar hepsini birlikte götürmeye çalışmalı diyorum. Dinliyoruz. Şimdi bırakalım yani vaktimizi de hesap edelim. Şimdi diyorum ki benim kanaatim, benim şahsen acizane yapabildiğim en mükemmel en iyisini ben yaptım diyemem. Neye göre diyeceğim ama eğer bir yere geldiysem anlayışım, Kur'an'la ilgili anlayışım, teşekkür eden ortaya çıkan anlayışım bir anlam ifade ediyorsa kimileri için, benim için ediyor en azından, Allah biliyor. Öyle ya, başka türlü düşünsem o türlü o yolda yürürüm. Bunu ben şöyle yaptım. Yani bir taraftan kavramlarına baktım. Bir taraftan metni tekrar tekrar okudum. Yani bıktım kavrama bakmaktan, metne devam ettim. Ondan biraz usandım, tekrar ona döndüm. Lügatına da baktım, kelimeye de baktım. Merak ettim, ona da baktım, buna da. Efendim indiği dönemin tarihine bakma ihtiyacı duydum. Lügat kelimesini bildiğim kadarını kimisine sordum. Ya ben şu kelimenin anlamı şunlar olarak biliyorum. Farklı bir anlamda var mı derken bir bakmışım birisi bir yerde rastlamış. Enteresan bir şey söylemiş. Şura kelimesinin aslı lügatta efendim arının bal yapmak için çiçek çiçek gezerek kendine lazım olanları toplaması manasına gelen bir kelimeymiş. Buyur. Nereden nereye? Ne kadar da hoş bir manası varmış. Yani yeni bir kıta keşfetmiş gibi sevindim. Hakikaten öyle. Oradan hareketle
hakikaten de meşveretten amaç karar verecek, yani balı yapacak kimsenin, karar verecek kimsenin vereceği kararı taluk ettiği konudaki en isabetli mümkün mertebe, en azından cehd sarf edilmiş, azami gayret sarf edilmiş ve öyle çıkarılmış karar olmasını sağlamak açısından o işten anlayanlarla danışması, konuyu ortama, gündeme getirip sen ne düşünüyorsun, sen ne düşünüyorsun, sen, seninkinden bir cimcik alır, öbüründen bir avuç alınacak bulur, berikinden, ama yani bala yarar mı? Ortaya çıkacak sonucu evet. Kimden ne bulursa onları alıp kendininkine katarak işte o balı yapıp kovanına kusma işlemiymiş meğerse. Değil mi? Ve şuraya da şak diye oturuyor. Yoksa o gezdiği çiçeklerin tohumlarının kaldırdığı parmağın ekseriyetinin dediği şura filan değil efendim. O demokrasiler de öyle diyorlar ona. İslam'da öyle demiyorlar. Anlatmak istediğim şey şu Ali Bey. Kısaca benim yapmaya çalıştığım bu. Bir taraftan Peygamber'in hayatını okudum. Hem o kadar. Montgomery Watt'tan okudum. Yok bilmem kimden okudum. Hüseyin Heykel'den okudum. Zekai Konrapa'dan okudum bilmem. Mustafa Asım'ın kitaplarına baktım kendiyle. Daha onları yazmadan görüşürdük Ankara'da. Bana dedi ki ya mübarek sen bu işleri benden çok iyi biliyorsun filan. Güya iltifat ediyor herhalde genç menş diye benden. Epey yaşlı o. En azından 15-20 yaş büyük. Şimdi de iyice ihtiyar. Ta 60 küsürler o Mekke devrini daha yeni bastırmamış. Yani çıkmamış. 65'ler filan ben mahpusa girmediydim o zaman. Ondan sonra ne kadar iyi biliyorsun ya bunları nereden öğrendin dedi bu. Yani daha ben kitabını yazmadım bu işin gibi biraz da ukalalık var ya Serde Gençlik. Ben kitabını yazmadığıma göre sen nasıl olun da öğrenin Zula'dan çaldın mı yoksa der gibi geldi bana. Dedim valla işte öyle cinli tayfasından öğrendim yani. Okumadığım şey koymuyorum ki yani onu oku bunu oku, şunu bırak şunu oku, bunu bırak şunu oku derken al takke ver kula onu ona vuruyorum şu bu yumurta tokuşturur gibi en sonunda bir sepet yumurtadan hepsini kıran bir yumurta çıkıyor. Ama ben bıkmadan bu tokuşturmaya devam ediyorum yani.